Kiye can, kiye canan nizanın. Bi derdê canan dibin dost meh û sal. Lê bi dermanê derdê xwe nizanin. Kesê aşık ji çûna can natirse. Aşık ji zencîr û zindan natirse. Dilê aşık wek û gurê birçî ye ku ew ji heyheyên şivan natirse. Bijîn ewên ku her şev te dibînin. Guh didin te û bi te re rûdinin. Eger ez nikarebim te bibînim, ez ê bibînim yên ku te dibînin. Bijîn yên ku pa ji ser cihê nakin. Li nav agir, hişk ji ter cihê nakin. Kinişt û kabe û putxane û dêr, qesrên xalî ji dilber qebûl nakin. Lalevanan îdî lale neçînin. Baxvanan dest ji gulan biqerînin. Eger ehta gulan ew be ku min dît, gul ji binî rakin û xar biçînin. Xema evîna te çolperwerem kir. Hewaya bext min ji çeng û perem kir. Te ji min re got seborî ke seborî. Seborî ax û xulî bi serem kir. İlahî tu gerdena gerdûn bibir. Ku zarokê cîhanê hemûyan bir. Kes nebêje filan kes vayê dijî. Tim dibêjin filan kurê filan mir. Cardin bu şev da canê min bisoje. Ji serî heta piyê min bisoje. Ji bo xatirê yeke sebre rengî. Ditirsim ku îmana min bisoje. Xwezî bi yên ku bi sewdaya te ne. Ku her dem serê wan ber piyê te ne. Daxwaziya wan di dilê min de ye. Ku dilê wan daxwaza te heye. Xwezî bi yên here ji we re cihê nake. Qe ti tiştî nanivîsin û naxwînin. Wekû me mecnûn berê xwe didin çolê. Ahûyan didin hev û diçêrînin. Yê ezim yara min navê dilber yar. Yê ezim derdê min nabe sibikbar. Dibêjin ku yara te di xewê de ye. Çi xewek ebedî ye û bêhişyar. Di şev nav gulan de ji min can kir. Gula min çimî û xewê ziyan kir. Baxvan dît ku ez ji gulê hez dikim. Hezaran xar li ber gulê basban kir. Şaş û gêjim ez ku kafir gêjdim re. Wilo gêjim ez kafir li min têşe. Xwedayê ku bi min can û dil daye. Bi mûm û perwanê per û mil daye. Dilim bê wesla te şadî nabîne. Ji derd û xeman azadî nabîne. Xerabadanê dil bê hatina te. İlahî ti wext abadî nabîne. Min bê ser bê saman aferandin. Perişanım perişan aferandin. Hemû perişan xatir çûn binaxê. Laşê min ji axa wan aferandin. Kürdistanlar, sevgili güzel Kürtler, muhteşem Kürtler, hepiniz hoş geldiniz tekrar bugün canlı bu akşamki canlı yayınımıza. Karşımızda muhteşem bir Kürt, güzel bir Kürt, derin bir Kürtle sohbet edeceğiz. Doktor Ali Doğan. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız üstadım? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Siz nasılsınız? Vallahi sizi böyle bir kütüphanenin karşısında görüp de karşı yani etkilenmemek mümkün değil. Yani bu saçlar, bu ömür böyle boşa geçmemiş belli ki. Sizin dağarcınızdan, sizin kütüphanenizden istifade etme şansını yakaladığımız için bu akşam muhteşem mutluyuz. Müteşekkirim üstadım. Sağ olunuz. Bize lütfettiniz. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun. Üstadım, Doktor Ali Doğan kimdir? Nerelidir? Nerede doğmuştur?
Nasıl bir hayat serencamı vardır? Bize kısaca anlatır mısınız kendinizi lütfen? Sivas İmramlı doğumluyum. Alişer Efendi'yi herkes bilir. Alişer Efendi'yi de aynı köylüyüm. Onlar o kendisi dedemgilin amcaları gelir. Biz onların Alişir mezarını okuruz. Hazretlerinin Alişer Efendi'nin evet. 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 59 Evet. yılında Sivas'ta köyde doğdum. Kendisi 8 yüreğinde yaşına büyük bir kadar yere köyde sahip. kaldım. Sonra 8 yaşından itibaren Ankara'ya taşındım. Ankara'da oturduğumuz yer o zaman Beştepe Mahallesi. Şu anda Beştepe Mahallesi Ankara'nın merkezi. Daha sonra Atatürk Orman Çiftliği'nde oturduk. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu sarayın orada ilk önceleri biz top koşturuyorduk dolayısıyla. Tabii o zaman kenar semtiydi. Şimdi merkezde kaldım. İşte, daha sonraki yıllarda yani eğitim olarak gazi eğitimi bitirdim. 12 Eylül'den sonra yurt dışına çıktım. Sonra İsveç. İsveç'te yeniden eğitim. Yeniden lise. Ondan sonra kimya mühendisine gittim. Beğenmedim, döndüm. Sonra en sonunda diş hekimliğini bitirdim. Son 23 senedir İngiltere'de çalışıyorum. Yarı emekli oldum. Part-time yani yarı zaman çalışıyorum şu anda. Hikayemiz böyle. Müteşekkirim. Ben de Böyle bu teşekkür ederim. bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi neden bunları paylaşmanızı istedik? Onu da söyleyeyim. Maksadımız hasıl olsun. Üstadım siz ve sizin gibi okuyan, kendi yani grad sahibi olan Kürtlerin diğer Kürtlere örnek olsun örnek teşkil olsun etsin diye sizi bu anlamda tanıtmak istedik. Bu bizim için bir şereftir. Kürt'ün milli sermayesidir, ulusal sermayesidir. Üstadım, sizinle biz Rıya Hakk'ı konuşmak istedik. Siz de yıllarınızı bu işe verdiğinizi duydum, biliyorum. Yani dolayısıyla Rıya Hakk öncelikle nedir, ismi nereden geliyor, çıkışı nedir, nereden başlamak istiyorsanız buyurunuz oradan başlayınız. Şimdi bu Alevilik meselesiyle ilgili, daha doğrusu Alevilik meselesine benim ilgim Sivas katliamıyla başladı. O yıllarda Sivas katliamına tepki olarak biz İsveç'te ben ve Mustafa Düzgün birlikte bir Alevi derneği kurmuştuk. Daha sonra uyuşmadı tabii. Mustafa Düzgün başka ilişkiler içerisine girdi. Ben terk ettim. O zamanlar benim ilgi alanım yani bu Alevilik denen şey bizim bildiğimiz Alevilik Kürtlüğün bir parçasıydı. Bu Öyle nedenle mi? Alevilere yönelik saldırılar aslında Kürtlere yönelik saldırılar biçiminde telakki etmek gerekli diye düşündük ve tepki gösterdik. Tabii benim çocukluğumdan hareket edecek olursam bizim çocukluğumuzda Alevilik denen şey nasıl yaşanıyordu onu anlatayım ben. Şimdi Lütfen. biz köyde Kürtçe konuşuyorduk. Köyde Kürtçe konuştuğumuzdan dolayı kendimizi Kürtçe ifade ediyorduk. Kürtçe ifade ettiğimiz zaman bize sorulduğu zaman kimsiniz, nesiniz? Kurmancım. Kurmancım yani Kürdüm. Türkler, o yakın köylerde Türkler vardı. Türkler bizimle ilgili onlar Kürttür diyorlardı. Biz de kendimizi kurmanca olarak tarif ediyorduk. Ama zaten biz kendimizi kurmanca olarak tarif ettiğimiz zaman zaten inanç olarak çevredeki Sünni Türklerden farklıydık. Yani aynı zamanda bizim kurmancılığımız bizim inancımızı da ifade ediyordu. Wow, bu çok İnancını muhteşem böyle bir. Üstadım, burayı bir altını çizelim. Ben de 90 yani 90'lara gelmeyeyim de 80 küsür 80'lerin sonunda sizin güzel Sivas ilimizin Koçgiri ilini çok merak ediyordum. Geldim biraz dolaştım ve benim gördüğüm şey şuydu. Kürt dedin mi Aleviydi. Daha doğrusu Alevi Kürtlükten başka bir şey değildi. yani bizim oradaki Kürtlerin hepsi ilginçtir. Başka bölgelerde diğer aşiretlere bağlı olmalarına rağmen, diğer bölgelerde farklı bir aşiretten olmalarına rağmen bizim bölgemizde Kürtlerin hepsi
Alevidir. Yani Bravo. Alevidir Bravo. diyeyim, Kurmanlıdır. Eğer o inançta değilse zaten bizim bölgemizde Kürt saymama eğilimi vardı öteden beri. Çok önemli, Yani çok önemli. Büyük bir inancı cevap. kendi şeyine, kendi etnik kimliğine, kendi etnik kimliğinin bir parçası, onu güçlendiren bir öge olarak görüyordu öteden beri bizim bölgemizde. Çok güzel, şahane bir şey. Bu bir cevaptır aynı zamanda. Şimdi meseleyi biraz daha açıklayabilmek için mesela Türklerle ilgili Lütfen Türkler buyurunuz, içerisinde devam bu edin. Ben tabii sizi huşuyla dinliyorum. Türkler içerisinde bölgede 90 köylerin %90'ı Kürt ve Alevi. Sonra %10'u gibi Türk. O %10'un içerisinde belki %1-2 de Alevi Türk köyü var. Biz Alevi Türklerle ilgili mesela şunu kullanıyorduk. Türkiye bre, yani yol sahibi Türk. Dolayısıyla yol burada sentral rolü oynuyor. Yol neyin yolu? Şimdi oradan başka bir şeye geliyoruz. Yol halk yolu. Halk yolu. Ama Kürtçe halk yolu eskiden reya rastidir. Reya rasti. Halk aynı zamanda doğruluk anlamına geliyor. Doğruluk yolu. Halk yolu olabilmesi için, adaletli olabilmesi için doğru ve dürüst olması lazım. Ve tarihimizde geriye gittiğimiz zaman halk yolunun karşılığı olan terimlerle karşılaşıyoruz. İsterseniz Muhteşem. oraya biraz girebilirim. Lütfen Biraz buyurunuz. sizin sorunuzu. Lütfedersiniz. Lütfen buyurunuz. Halk yoluyla ilgili ilişkili terimlere ilk önce biz Vedalarda rastlıyoruz. Vedada RTA olarak geçiyor. RTA. Avesta'ya geldiği zaman bu onun karşılığı Asa'dır. Bu Vedaları rastlıyorsa biraz açar mısınız? Vedayı belki bazı kardeşlerimiz bilmeyebilir. Vedalar nedir? Vedalar Sanskrit dilinde yazılmış Hint kutsal kitaplarıdır. Birkaç tane kutsal Yeterli. kitaptan Yeterli. Gerisini oluşuyor. onlar araştırsınlar, Tabii. bulsunlar. Evet. Bunlar Zerdüşt'ün Avesta kitabının öncesine rast geliyor. Ve Hint bu bölge Hindistan'dan Yunanistan'a kadar olan bölge, yani aynı enlem içerisinde bölgenin hepsi Hint Avrupa kültürünü taşıyan toplulukların oturduğu bölge. Arada Hürileri falan saymazsak geçmiş dönemlerde. Ama daha sonraki dönemlerde Hint Avrupa kültürü egemen oluyor bu bölgede. Dolayısıyla Vedalar vasıtasıyla bir sürü öge İran bölgesine geçiyor. İran'da bulunan gerçek hakikat, daha doğrusu Hindistan'da bulunan gerçek hakikatla ilgili şeyler İran'da da telaffuz edilmeye başlanıyor. Ve tabii İran'da telaffuz edildiği zaman kendi diliyle telaffuz edilecek. İki şey paralel olarak var oluyor. Reta ile Asa. Sonra Darius zamanında ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Darius zamanında Reta ile Asa'yı birleştirerek yeni bir ortak kelime yaratıyor. Bugün ben onunla ilgili zaten yazıyordum. Onun ismi de Arasti'dir. Arasti, yani bizim bugünkü Rasti, 2500 sene öncesine ait, 2500 sene önce Rasti kelimesi kullanılmış Büyüstun yazıtlarında. Yani o zaman gerçeklik, hakikat dediği zaman zaten gerçekliği, hakikati yukarıda aramaya çalışıyorlar. Ve o işle ilgili olanlar genellikle astrologlar. Bu tabii şey Darius'a geldiği zaman Darius açısından gerçek başka bir şeyi ifade ediyor. Darius diyor ki ben Ahura Mazda'nın kralıyım. Ahura Mazda benim arkadaşımdır. Benim yaptığım şeylere destekleyecek. Ben hatta Tanrıyım diyor. Tanrı'nın oğluyum diyor. Ve o sırada şöyle bir değişiklik daha yaşanıyor mesela. Daha önceleri Ahura Mazda'dan, Zerdüşük'ten önce olan dinlerde olan çok tanrılardan bir kısmının ismi Yazata. O Yazataları değiştiriyor, onun yerine Be kelimesini koyuyor. Be kelimesinin kökeni de Darius'a dayanıyor. Yani tanrı anlamına geliyor. Yazatalar yerine kullanılıyor. Tabii bizim
Zerdüştlük'le ilgili bir dizi anlatıldı. Genellikle anlatılan şeyler, yapılan şeyler eksiklikler taşıyor. Şöyle ki, Zerdüştlük'ten önce bizim bu bölgede mesela Kürtlerin, İranların 14 tane tanrısı var. Gatalar öncesinde, Zerdüşt'ün kutsal kitabında yer alan bölümler, onun ilahilerinden önce 14 tane tanrı var. Bunların bir kısmı Zerdüşt'ün kitabında da yer alıyor, 7 tanesi. O yüzden bunlara 7 kutsal melek diyorlar. Aslında bunlar tanrıdır, Mitra'dır, Anahita'dır, Ateş'tir, başka bir dizi, bir sürü isim var. Onlar Zerdüşt'ün kitabında da Zerdüştlük'te de devam ediyor tanrılar olarak. Dolayısıyla Zerdüşt kendi tanrısını öne çıkarmak istemesine rağmen çok tanrılığı da kabul ediyor. Ve o güne kadar Zerdüşt'ün bulunduğu tarihten Sasaniler dönemine kadar Zerdüştlük diye tarif edilmiyor. Mazdaizm deniliyor. Yani çok tanrılık var. Ancak daha sonra Sasanilerle birlikte merkezileştirmeye başladıkları zaman, diğer tanrıları atmaya başladıkları zaman, o zaman Zerdüşt kilisesi egemen oluyor ve o zaman gericileşme başlıyor. Evet. Biz söz konusu olduğumuzda mesela, bizim kökenimiz söz konusu olduğunda halk dini olarak resmi kiliseyle özdeşleştirebilmek mümkün değil. Halkın içerisinde mitraizm, daha önceki düşünceler, inançlar yaşamaya devam ediyor. Ve daha sonrasında bugüne kadar geliyor. Tabii Sasaniler döneminde ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Moba diyorlar. Yani en baş imam mı diyelim bugünkü tarifle. Baş rahip mi desek, baş imam, evet imam doğru ifade. Kelimeyi hatırlamadım. Onun döneminde Budistlere karşıdır, Hristiyanlara karşıdır, diğer manicilere karşıdır, diğerlerine karşı çok sert uygulamalar yapılıyor. Kafirin diğer ismi de başka bir kaynakta Kerdir'dir. Kerdir. İlginç bu. Bir daha söyleyiniz üstadım onu. Kergir. Kerdir, yani Kergir. kerle bağlantılı. Ha. Ya başka bir kaynakta da ona kerdir diyorlar. O zaman işte gericileşme yaşanıyor ve Ha, bu kerdir gericileşme oradan geliyor demek ki. Çok ondan önemli. geliyor. Vav Kerdir, vav vav vav. başka bir Ne kaynakta müthiş bir ne müteşekkir üstadım. Vallahi bunu iyi oldu yani öğrenmem çok iyi oldu. kerdir. Tabii aslında oraya gelmeden önce başka bir şeye değinmek Lütfen. lazım. Bu özellikle biliyorsunuz Medlerin 7 tane aşireti var. Bunlardan bir tanesi Evet. Magilerdi. Magiler hem Zerdüştlük öncesi varlar. Bunlar 7 aşiretten birini oluşturuyorlar ve bunlar dolaşarak her birisi bir tanrıya hizmet ediyor. Sadece bir tanrıya değil, Mitra'yadır, Anahita'yadır, ateşedir, şunadır, bunadır. O dönemlerde ateşkağlar kuruluyor. O dönemlerde ateşin etrafında durarak bir türlü dua okunuyor. Dualarda ilginç olan bir şey var. Süpürge kullanılıyor mesela. Süpürge baresman diyorlar. Baresman yani bugünkü cemlerde, Alevi cemlerinde kullanılan süpürgeci var ya, onları baresman diyorlar. Süpürgecinin görevi aslında nefsi kontrol etmektir. Onun için Vay 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 sembol olarak vay. kullanılıyor. Tabii Ne müthiş şey ya. bugün bu işi yapanlar bunun ne için kullanıldığını bilmiyor. Neyi süpürmek istediklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla oraya girdiğin zaman Üstadım o temizlik. cem evlerindeki süpürgeci ta oradan mı geliyor? Tabii oradan geliyor. Oradan geliyor Aa. ve aynı şekilde başka bir şeye daha rastlayabilmek mümkün mesela. Kapadokya'da yapılan törenler kadın erkek birlikte yapılıyor. Biliyorsun Kapadokya Evet. o zaman İrani. Bu British Museum'da Med Kralı'nın
Kapadokyalıyı nasıl karşıladığı Aynen. resimlerle, heykellerle ifade ediliyor. Doğrudur. Bunlar da O yıllar. da ne anlatıyor üstadım? Orası o şey o British Museum'daki kabartmalar neyi anlatıyor? Kabartmalarını tabii o Medler İrani bir halk. Aslında belki de sadece bir gruba, bir etnik kökene de dayanmıyor. Belki daha karışık. Genellikle biz Kürtler kendimizi Medlere bağlıyoruz. Aynı coğrafyada olduklarından dolayı. Medlerle Kapadokyalılar akraba. Orada biz kimin Med olduğunu nereden anlıyoruz? Kuşaktan anlıyoruz. Medli'nin Kuşak. kastı kuşak. Kuşak kutsal. Wow. Kemerbester diyorlar ya. Şimdi Kemerbest. Alevilerin kemerbester diyorlar. Kemer Evet. kutsal. Şeylerde kullan medlerde kullanılıyor. Oradan biz biliyoruz. Birisi medlidir, diğeri de Kapadokyalıdır. Zaten bundan bölge falan da anlatıyor. Sevgili Kürtler, şimdi bunu burayı çok iyi anlaması lazım. Yani bu şu andaki cem evlerindeki uygulanan işte ona biz eskiden ne diyorduk? Cem evi mi diyorduk? Onun ismi başkaydı. Neyse. Bizde cem evi yoktur. Şimdi bizde kışları, gerçi ben hiç rastlamadım 8 yaşında ayrıldığımdan dolayı ya da hatırlamıyorum. Ama Ankara'da bir ceme şahit oldum. O zaman tabii herkes korkuyordu. O yüzden perdeleri kapattılar siyahlar. Sonra yavaş yavaş çevredeki işte bizim Kürtler, bölgenin Kürtlere gelmeye başladı. Dede bir şeyler okudu, anlattı, bilmem ne. Ali, Hüseyin, sohbetler, tarih falan da ilgili bilgiler veriyor. Tabii biz çocuk olduğumuzdan dolayı bizim ilgimiz neler dağılıyor, İlgimizi çekmiyor. Evet. neler geliyor, Hayır, onunla ilgili. üstadım şeye demeye geliyorum. Hani o kemerbest dediğimiz var ya, hani şu andaki cem ibadethanelerinde de cem ibadetlerinde halen ceme kalkanlar hepsi kemer takarlar. Şimdi bu biz yani biz ona Cem demiyorduk, onu anlatmaya çalışıyordum. Biz diyorduk ki Buyurun. Civat Giredayın, Civat. Civat Giredayın, Civat toplumdur. Yani Aynen. toplum, toplanma, toplanma, toplantı. Böyle o Doğrudur. kadar çok resmi Mecburen. bir toplantı falan da değildi. Toplantıda şimdi dede geldiği zaman eskiden dede de demiyorlardı, seyit diyorlardı. Aslında Kürt tarihiyle ilgili bilgi veriyordu. Horasani'den bahsediyordu. Müslüm'ü Horasani'den bahsediyordu. Evet. Rum'un geçişinden bahsediyordu. Mesela Horasani, Ebu Müslüm'ü Horasani diyorlardı şeyin yeni alidir, yeni tanrıdır. Oraya geleceğim zaten. Ha, Yeni tabii. Çok önemli. tanrıdır ve bu Kürtlerin tanrısıdır diyorlardı. Hatta Çok çok güzel. onun ötesinde Ali ile ilgili de Kürt diyorlardı. Şimdi işin ilginç olanı bu. Vay. Acaba aynı Ali'den mi bahsediyoruz bilemiyorum. Ömer Ali bin Ebi Talip'ten mi bahsediyor? Hepsi aynı adam mıdır bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Öğreneceğiz. Ali meselesi şöyle. Biraz önce Sasanilerden bahsettik. Sasaniler devrinde sosyal adaletçi, mazdaki bir hareket ortaya çıkıyor. Mazdaki hareketin liderlerinden bir tanesi, lideri gene ikinci Zerdüşt'tür. Aslında ikinci Zerdüşt, ikinci Zerdüşt'ün şöyle bir özelliği var. Roma'da kalmış, ondan sonra İskenderiyeli bir akımdan etkilenmiş. İskenderiyeli akım Oley. da muhtemelen zaten Yunan felsefesinden etkilenmiş. Yani Büyük İskender sonrası. Büyük İskender sonrası zaten 300 sene boyunca bu bölgede Selüsit İmparatorluğu egemen oluyor. En son yıkılan Selüsit İmparatorluğu Yunan kolonilerden oluşan bir tanesi Afganistan'da. O zaman Helenizm yoğun Yunan kültürünün yoğun etkisi oluyor. Partlar bölgeye geldiği zaman Partlar da işte Kürtlerin atalarıdır. Pontus'a kadar egemen oluyorlar. Mesela Part kralı Mitraidis onlardan bir tanesi en son olanlardan bir tanesi kendi ismini sadece Mitraidis demiyor. Soyadını da
Yunanca koyuyor. Onu bir yere yazmıştım ama şimdi hatırlamıyorum tabii. Bu Eyvallah. şeyi göstermek için, yani orta kültüre sahip olduğunu gösterebilmek için. Ayrıca o Bravo. dönemde basılan paraların, partlara ait basılan paraların üstünde Yunanlı tanrıların da şeyleri var. Kabartmaları falan var. Kabartmaları Yunanca da var. yazılıyor. Yani Yunan kültüründe yoğun olarak etkilenme oluyor. Onun en iyi örneklerinden bir tanesi nerededir mesela? Bu Adıyaman'daki dağın ismini unuttum. O dağda hem şeyin tanrılarına yer verilir, hem İranî tanrılara yer verilir, hem de Yunani tanrılara yer verilir. Ahura Mazda'nın Yunan'daki karşılığı Zeus'tur. Onların 12 tanrısı var. Bu tarafta da aynı karşılığı olan tanrılar var. Yani kültürün şöyle bir özelliği var. Bir yerde çıkıyor aynı su gibi ya da başka bir karışım. Eğer bir yerde yoğunluk fazlaysa bu sefer daha değişik alanlara yayılıyor. O yüzden Nemrut Yunan Dağı'ndan bahsediyorsun değil mi? Difüzyon diyorlar. Difüzyon diyorlar. Yani inanç bir ya da inanç ideoloji bir yerde ortaya çıkıyor. Orada yeterli Evet. yoğunluğa ulaştığı zaman bu sefer başka bir alana yayılmaya başlıyor. Aynen. Anlatabildim mi acaba? Evet. Bizim dolayısıyla o dönemde yoğun olarak Yunan kültüründen etkilendiğini de görüyoruz. Zaten Sasaniler ortaya çıktığı zaman buna da tepki duyuyorlar. Sasani hareketi bir milliyetçi, dinci milliyetçi bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Gerçi Wow. başarılı, tabii İlk başarılı defa olmuyor. böyle bir yorum duyuyorum. Tabii İlk defa. başarılı Üstadım, olduğunu bu çok ciddi bir iddia ve hoşuma giden bir iddia. söylüyor. Yani biraz açar mısınız lütfen? Şimdi Sasani Devleti'nin kurucusunun başı Papak Anahita şeyinde Anahita nedir? Kilisesi değil de neyi diyorlar ona? Tam O mabeti. Mabet. mabedinde kendisi şeydir. Kendisi din adamıdır. O dönemde din adamları özellikle güçleniyor. Din adamları güçlendiği zaman onlar iktidara ortak olmak istiyorlar. Kendilerini krallıkla özdeşleştiriyorlar. Ama bir dönem sonra bunlar tabii başa bela olmaya başlıyor. Sınıflar arasındaki farklar yoğun ölçüde artıyor. Savaş da var. Bir tarafta yukarıdan gelen işte göçebe toplumlarla savaş var. Batıda Romalılarla savaş var. Güneyde bilmem başkalarıyla savaş var. Bir sürü bir de sürekli olarak şeyin saray olsun, din adamları sınıfı olsun durmadan yiyor. O yüzden yoksulluk da artmış, açlık derecesinde şeyler var. Mazdaki hareket başlıyor. Mazdaki hareket aynı zamanda bu Mani peygamberin tutuculara karşı tepki de. Mesela Mani peygamber döneminde cinsellik kötülenmeye başlıyor. Cinsellik günah olarak görülmeye başlıyor. Bu İslam'ı da etkiliyor tabii. Mazdaçılık aksine şeyi olarak geliyor, şeyi savunmaya başlıyor. Yani bu dünyada biz yaşamalıyız. Bu dünyadan biz zevk almalıyız. Çilecilik yerine, maniciliğin çileciliği yerine bu başka bir şeyi savunuyor. Aynı çilecilik zaten şeyde de var. İsa'da da var zaten. Hristiyanlıktan kendisi mani etkilenmiş. Daha çok da Sabailerden, Mandeanlardan bölgedeki onlardan etkilenmiş. Çileci ve son derece karamsar, son derece tutucu bir hareket. Mazdaçlılık tabii önemli değişiklikler yapıyor ama Kral Kabat, ki o Kabat kelimesi de oradan geliyor, bir ara anlaşıyor bu sosyal hareketle. Anlaştıktan sonra bazı haklar veriliyor, köylülere toprak dağıtılıyor. Bu haremler boşaltılıyor, bekarlarla evlendiriliyor falan. Çünkü diyorlar senin 50 tane karın var, yani diğerleri bekar, yoksul olmaz. Çok. Yani bu adama kavat diyorlar. Kavat meselesinin de özü bu. Ama bir dönem sonra bu şeyleri yönetici sınıfları ve
şeyi din adamları sınıfını zayıflatmak için aslında Mazdaki hareketi kullanıyor. Ben onun oğlu büyük bir katliam yapıyor bu Mazdaki harekete karşı. Daha sonra illegaliteye geçiyorlar bunlar. He Mekke'de muhabbetin çıktığı dönemde de Mazdakçı şeylerin olduğundan bahsediliyor. Hücrelerin Wow. olduğunda. Bu hareket Acaba yapılan Selmani Farisi, o İslam tarihindeki Selmani Farisi de onlardan birisi miydi? Geçmişi öyle olabilir tabii Mümkün onu bilemiyoruz ama geçmişi öyle olabilir. Bizim bildiğimiz bir şey var. mü? Mesela Bahreyn'de yoğun bir topluluk var. İrani topluluk var. Onlar kendi köylerinde böyle sosyalizmi kuruyorlar. Ama işin bir ilginç tarafı var. Kendi aralarında eşit olmalarına rağmen, her şey eşit olarak ideal köyler kurmalarına rağmen bunların 30 bin kadar siyah zenci kölesi var. Demek ki birilerinin üretmesi lazım. Birileri üretiyor, artı ürünü oluyor ve o artı ürünü bölüşebilmeleri mümkün oluyor. O üretim olmazsa, artı ürün olmazsa nasıl bölüşülecek? Dolayısıyla buradan çıkarılan sonuç toplumun üretmesi lazım zenginleşebilmesi için, refahın olması için. Çok doğru. Peki Riyahak Hak sizin görüşünüze göre kökeni, kelimenin kökenini siz götürüp vedalara kadar götürdünüz. Ondan sonra Zerdüşt'ün Avestası'na getirdiniz. Ve orada Raşdi dediniz ve o gün buraya kadar mı geldi? O öyle bu isim öyle Kürtlerin kadim kültüründen böylelikle buraya kadar süzülüp geldi. Öyle mi? Ha, şimdi İzadi başka bir şeyden bahseder. Mesela hak kelimesiyle diyor ki hak kelimesiyle Arapçadan alınan hak aynı şeyler değildir. Gerçi Arapçadaki hak da hakikat anlamına geliyor ama İzadi bir hak kelimesinin aslında yedi melek kültürüne dayanan topluluklarda şey anlamına üstün ruh ya da Rab anlamına geldiğini söylemek istiyor. Biz hak kelimesiyle ilgili başka bir şeye rastladım. Akamelilerin ilk kurucusunun Asurca'daki ismi Hakameni'dir. Yani onun isminde hak var. Artık sadece onun ismi tesadüfi olarak mı hakla başlıyordu yoksa hakkın tanrı gibi bir anlamı vardı da önceden buna da mı eklediler? Çünkü zaten o dönemde Asurların tanrısının ismi de Asur. Doğru. Dolayısıyla bu İrani topluluklarda da bir kralın isminin hak olması son derece muhtemel. Şimdi ben size şöyle hak vermek istiyorum bir açmak için. Evet. Kadim Kürt dilinin Arapça üzerindeki tesiri halen tam araştırılmış, tam açılmış bir konu değil. Yani şuradan hareketle biliyoruz ki Arapça dili ikiye bölünüyor. Hicaz Arapçası ve Yemen Arapçası diye. Hicaz Arapçası dediğimiz yani Kuzey Arapçası tamamına yakını Subarolardan, Kürt Subaro dilinin şey tarafından, Nebatiler tarafından devşirilerek oluşturulduğuna dair ciddi ilmi kayıtlar var. Şimdi o bilahare, dolayısıyla ben mesela bunu bir Kürt entelektüelinin ve aydının mutlaka araştırmasına fayda var. Arapça ve Kürtçe iyi bilen bunu karşılaştırmalarını yapması lazım ve benim kanaatimde sizin gibi Kürtçeden Arapçaya geçen binlerce kelime var. Yani bir şey Arapçadır diye daha önce yani çünkü Kürt dili Arap dilinden daha eskidir. Hak Ya kelimesi, Subhan kelimesi gibi fevkalade Kürtçeden geçmiş olabilir. şimdi şöyle yani bölgede bu daha sonraları bulunan kalıntıları varsaymazsak onun kime ait olduğu da belli değil. Mesela Göbekli Tepe falan. Tabii onlar büyük bir medeniyeti falan tarif etmiyor. Herhangi bir topluluğa ait.
Ama Evet. Sümerlerden sonra Akatlar, bir Sümerlerin kime hangi toplulukla ilişkili olabileceğini bilmiyoruz. Onunla ilgili yeterince kayıtlar yok. Ama Evet. Akadlar Sami ırkı en eski topluluklardan bir tanesi. Ama Akatlar elbette Suudi Arabistan'ın Araplarından farklı. Suudi Arabistan'ın Yani Arapları bence çok Araplarla neyse o başka bir konu. farklı. Bizim şey, üstadım, burada bir soru var Şimdi size dönük. şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Buyurun. Suudi Arabistan'daki şeyin Arapçanın karşılığını yani Etiyopya'daki dillerle ilişkileri var onun. Etiyopya dillerinin 18 lehçeden bir tanesi Arapça. Akadlar da eski topluluklardan bir tanesi. Elamlar var. Elamlar şeyin Kürt ya da diğer ismiyle Kureyş. Bu da Kureyşan aşiretiyle ilişkili de olabilir. Mesela Dersim'deki Kureyşan aşireti. İlk kurucusu Kureyş. O Medlerden iktidarı devraldığı zaman ya da kimine göre darbe yaptı. Ama böyle merkezi iktidarı kendi ellerine almalarına rağmen Medlere federasyon veriyorlar. Medler federatif devletin bir parçası ve bu Sasanilere kadar parakende krallık olarak devam ediyor. O yüzden bunlar şahların şahı, şahin şahı. Çünkü bir sürü kral var. Medlerin de kralı var, diğerinin de kralı var. Onların başı olan şahin şah, en üstün kral, en büyük kral, en üstteki kral olarak anılıyor. Evet. Bu Üstadım bir Kureyş soru döneminde var. Sorabilir miyim? tabii tabii Siz buyurun. devam ediniz. Sinan, Selim Aygün sorar. Bu dinin, Riya Hak dininin kurucusu kimdir? Kurucusu halkın kendisidir. Şimdi yani ben özel olarak bir kurucusunun olması gerekmiyor. Halkın inançlarından bahsediyoruz. Halkın inançları daha önce Zerdüşük olmadan önce bu bölgede 14 tane tanrı vardı. Bu bölgede halklar vardı. Kimler vardı? Bizim bölgemizde, bizim kökenimizi temsil eden halk aslında Kürt bölgesinde Kürtlerin kendi kimliği Hürriler döneminde oluşmaya başlıyor. Hürrilerle ilgili yapılan analizlerde genellikle Kafkas halkı olarak bir konsensüs var. Ama Hürriler Kafkas halkı olmasına rağmen buradaki medeni halklardan, yerleşik halklardan olmasına rağmen daha kuzeyde Aryan halkı geliyor. Aryan halkı katalizatör görevi görüyor ve o zaman Mitanni Devleti kuruyor. Mitanni Devleti işte bugünkü Kürt kimliğinin arka planını oluşturan Mitanni Devleti. Mitanni Devleti ile Hititlerin savaşları oluyor. Hititler de zaten kuzeyde Rusya, Tuna Nehri civarından gelmişler. Aynı zamanda Palalar var, Luviler var. Onlar da Indo-Avrupa'nın halkı. Dolayısıyla Araplarla ilişkisi yok. Bu bölgenin hepsi Indo-Avrupa. Güneyde Samiler var. Onun dışında hiç kimse yok. Türkler falan yok. Türkler 1000 yılında geldi. Bizim bahsettiğimiz milattan önce 2000. 2000 yılında bizim 14 tanrımız var. Daha sonra 14 tanrının 7'sini alıp Zerdüş'ün kutsal kitabına yerleştiriyorlar. Yazata olarak geçiyor. Biz Ne bunun olarak devamıyız. geçiyor? Yazatalar. Yazata. Yazatalar bugünkü Yezid zaten yazata anlamına geliyor. Aynı zamanda onun diğer ismi de İzzet'tir. İzzet, Yazat, Yazata hepsi aynı şeydir. Ezidi dini oradan mı geliyor? Ezidi dini oradan geliyor ama bir dönem sonra farklılaşıyor. Muhtemelen bu şeyin yıkılmasından sonra Abbasilerin yıkılması sonrası Türklerin bölgeye gelmesi sonucunda büyük bir karışıklık ortaya çıkıyor. O dönemde bir sürü mezhep zaten oluşuyor. Ama oraya gelmeden önce isterseniz bu Ali meselesine falan değinebiliriz. Aslında İsa'ya da Lütfen, değinmek lütfen. istiyorum. Buyurun. Buyurunuz. Meseleyi açıklayabilmek için. Şimdi Tabii. İsa'nın doğumu sırasında hem İsveç'te kitapta var, İsveç'e yani versiyonda var İncil'in, hem de özellikle Yunan versiyonunda var. Diğerlerinde de geçer. Hemen hemen hepsine geçer. Üç tane maginin, üç tane din adamının İsa'nın doğumu sırasında hazır olduğu belirtilir.
Doğrudur. Bunlar niye geliyorlar? Bunlar çünkü İran'ın Mehabat şehrine yakın Şiz bölgesinde her yıl bir araya gelerek 3 gün boyunca dua ediyorlar. Mitra tekrar doğacak diye. Anladın mı? Bu Vah. 3 gün muhtemelen Hızır orucu. Hızır orucunun kökeni muhtemelen oraya dayanıyor. Hızır'ın kendisi elamlara dayanmasına rağmen Hızır orucu muhtemelen oraya dayanıyor. Şimdi bunlar çünkü şeyde iki tane kavram var. Bizim eski kültürümüzde birisi Faravasi, diğeri de Havarana. Havarana yani kral olabilmek için senin tanrısal bazı özelliklere sahip olman lazım. Tanrı vergisi olması lazım. Faravsi de şeydir. Daha önce ölmüş olan insanların ruhu tekrar yeni bir bedende vücut bulabiliyor ve onlar onu telafi ediyor. Dolayısıyla Mitra'nın başka bir yerde, başka bir mekanda yeniden doğacağına inanan magiler İsa'nın doğuşu sırasında hazır bulunuyor. Ve daha önceki dinde 3 tane Trinidad diyorlar. Mitra var, Mitra'nın karısı Anahita'dır. Bir de Ahura Mazda var. Ahura Mazda batıya geldiği zaman batı doğu Afganistan bölgesidir. Batı ise işte bizim bulunduğumuz bölge. Bizim Türkiye Kürtlerinin bulunduğu bölge. Yani Batı İran olarak o zaman biliniyor. Hürmüz'dür batıdaki ismi. Batıdaki ismi Hürmüz'dür. Oraya geldiği zaman Ahura Mazda Hürmüz olarak aşağıya düşüyor. O şeye bağlanıyor. Zervan'a bağlanıyor. Zervan zaman tanrısıdır. Zamandır. Çünkü biz o zaman bir de Yunan kültüründe yeni Platonizm'den etkilenmişiz. Zaman, mekan önemli bir faktör olarak üzerinde düşünülen bir kavram haline gelmiş. Ayrıca bunu yapmakla şöyle bir şey de yapılıyor. Şimdi eskiden dininde adı nedir? Peygamberin dininde dualizm farklılık arz ediyor. Zerdüş peygamberin dininde. Zerdüş iyi ve kötünün babasıdır. İyi ve kötünün babası olduğundan dolayı iyi ve kötü normal şeylerdir. İyiyi kontrol edebilmek için içeride bir muhalefet olması lazım. Eğer kötü yoksa iyi de kötüye dönüşebilir. Ama Sasanilerin merkezileşmesiyle birlikte bunlar tümden kötüyü dışarıya atıyorlar. Diyorlar kötü bize ait değildir, kötü dışarıdadır. Ya iyi ya kötü. Anladın mı? Evet. Anlatabildim mi? Bunun Tabii sonucunda tabii şöyle tabii tabii. Çok iyi anlıyoruz sana. Bir şey de yaşanıyor. Mesela Anahita dışarılanıyor Tanrı. Anahita'nın dışarılanmasına paralel olarak kadınlar da dışarılanıyor. Yani Anahita'nın gerilemesiyle birlikte kadının toplum içerisindeki rolü de geriliyor. Sadece rolü Aa, Mitra'da çok önemli. geriliyor. Çok Ve önemli. Çok önemli. o gerilediği zaman da elamlar vasıtasıyla girmiş olan Hızır kültü öne geçmeye başlıyor. Yoksullar nezdinde birilerinin ona analık etmesi lazım. Birilerinin onu koruması lazım. Aynı zamanda Sasaniler Perakende Krallığı da dağıtmış mesela. Merkezileştirmiş tümden. Bölgelere dağıtmış. Bütün hepsini merkezi iktidara bağlamış. Onların da bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Şimdi şeye gelmiş olduk. Yani şeydeki Şoşyant Mazdakizm'de, Zerdüşt dininde, İranlarda bulunan, bizde bulunan kurtarıcı Mesih Şoşyant şeye geçiyor, Hristiyanlığa geçiyor. Hristiyanların kurtarıcısı o zaman İsa oluyor. Ama bu burada durmuyor. Burada niye durmuyor? Halklar var. Halklar yeni kurtarıcı bekliyor. İşte o zaman Ali ile merkezi iktidarın arası bozulduğu zaman Ali merkezi iktidara karşı tavır alır hale geliyor ve doğuya açılıyor. Doğuya nereye geliyor? Doğuya İranilerin bulunduğu bölgeye geliyor.
O bölgede İranlilerin dışında Yemenli Araplar var. Onlara sığınıyor bir nevi başkentini Küfe'ye taşıdığı zaman. Bu bölgeye taşınması nedeniyle bu bölgedekiler de kendilerine daha fazla önem verildi diye yüceltiyorlar. Bu artık Arapların Ali'si değil bizim Ali'miz. Ama bunu söyleyenler Müslümanlaşmış Arap olmayan diğer topluluklar. Çünkü Müslümanlaşmış Arap olmayan diğer topluluklara o tarihte de kötü uygulamalar yapılıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Zaten Emeviler zamanına geldiği zaman bu çığırından çıkıyor. Aynı sokağın aynı tarafında mevallerle birlikte mesela Araplar yürümüyor. Onlar ayrı yerde yürüyecek, bunlar bir ayrı yerde. Aynı yerlerde yemek yemiyorlar. Korkunç ırkçılık var. Bundan dolayı Ali kültü öne çıkmaya başlıyor. Ali kültü Bu şeylerin arada geldiği özür diliyorum arkadaşlar. Mevaliler yani bizi dinleyen, bizi seyreden büyük üstadlarım da var. Görüyorum hepsine teker teker selam olsun. Cemal Özel Bey buradalar, Laci Bavuy buradalar. Saygıdeğer Hüsamettin Turan buradalar ve isimlerini sayamadığım diğer büyüklerimiz burada. Mehmet Ender Hoşam hoş geldiniz üstadım. Şimdi mevaliler dediği kesim yani Arap olmayan Müslümanlar. Arap olmayan Ama Müslüman Müslümanlar. olan Araplarla aynı haklara sahip değiller. Başta onu Tabii söyleyelim. canım, onlara apartheid uygulanıyor şeyler Bu döneminde. da birilerine gitsin tabii. Buyurunuz. Muaviye Emeviler döneminde resmen apartheid uygulanıyor ve öyle bir apartheid uygulanıyor ki onlar yani kimi zaman katlediliyor. Bu mesela Hafız'ın sülalesi olan bu Suriye'deki Arap olarak bildiğimiz topluluklar şey döneminde mevalidir bunlar. Irak'tan sürgünlüdürmüş. Mevali olduklarına göre o bölgenin mevalileri genellikle Kürt İranı Doğru. yani. O bölgedeki Kürt İranı Kesinlikle onlar da olabilir. kendilerine Irak'tan sürgün edildiğini söylüyorlar zaten. Bir de zaten insanların hangi kökenden geldiklerini anlayabilmek için onların tipine bakmak da mümkündür. Yani eğer mavi gözlüyse Tabii, adam Arap tabii, değildir. tabii, Bu kadar basit. tabii. Ya da çekik gözlü de ise Arap değildir. Değil mi? Aynen Ali'yle öyle. ilgili Peki durum. üstadım, Güngör Kahraman üstadım size sorar. Alevilikteki Kadim Ali ile İslam Ali'sinin sentezi midir mi demek istiyorsunuz? Şimdi bu Ali meselesini açıklayabilmek için burada ben bir şey çevirmiştim. Ona değineyim. Lütfen. Niye Ali Türkler hale geliyor? Şeyin yazarlardan bir tanesi Ali ve Ala ön adlarının İskit fonolojisinde Arya teriminin olağan gelişimi sonucu olduğunu söylüyor. Alozan ve Alizon halklarından bahsederken Tuna boylarında Sak halkına yakın Alizon ve Alazan halkları var. Bunların ön isimlerinde Ali ve Ala isimleri son derece normal. Bu bahsedilen tarih milattan önce 3000-2500 yılları. Yani Araplar ortalıkta yokken, bu Ali yokken bu Aryan halklar Ali ve Ala ismini kullanıyor. Bu yüzden Ala ve Ali ismi bizim Aryan olan Kürtler arasında da popüler. Bir bu. İkincisi Batı Semitik toplulukların Aliye Bal denen bir tanrısı var. Aliye Bal. Ali'yi tanrılaştırmanın arka planında bu Aliye Bal'ın da etkili olduğunu söylüyorum. Tahmin ediyorum. Nitekim Ali ile ilgili yapılan resimlerde mesela Ali ölmüş olmasına rağmen devenin önünde önünü çekiyor. Aynı Aliye Bal gibi. Aliye Bal'la ilgili anlatımlarda da bu tür şeyler var. Topluluk istediği zaman birisini öldürüyor, birisini diriltiyor. Ama artık bu Arapların Ali'si olmaktan çıkmış. Böyle diğer bizim fantazimizdeki Ali haline gelmiş. Arap özellikleri kaybolmuş. Aryanlara ait Ali haline getirilmiş. Çizimlerde bile bu Ali farklılık arz ediyor. Mesela gerçekteki Ali'nin tipi ayrıyken
çizilen resimlerde aynı şeyi, Aryan bir Ali, böyle gözleri güzel, teni daha beyaz değil mi? Öyle bir şey Çok yakışıklı Ali resmini çiziyorlar bizimkiler. canlandırıyor. Kendilerine benzetmişler belki de. Evet. Elbette bu gerçek değil ama hangisi gerçek ki? Yani hangi din kitabının gökten indiği gerçek? Öyle bir gerçek var mı? Değil mi? Hiç Yani böyle birisi diyor ki ben diyor Allah tarafından seçildim iddia ediyor ve dolayısıyla iddiasına inananlar onu peygamber kabul ediyor. Söylediklerini, onun getirdiklerini Allah'ın buyruğu olarak kabul ediyor. Böylelikle meşruiyeti kazanıyor. Yani mucizeleri olanlar da var. Mucizeler işte aciz bırakma anlamda. Yani benim Tanrı Rab tarafından seçildiğimi. Meselemiz bu da değil. Meselemiz üstadım Ali kelimesinin kökenini siz şimdi açıklıyorsunuz. Buyurunuz bitiriniz lütfen. ya, tabii Ali Arya teriminin olağan gelişiminin sonucu. Yani Arya kelimesi değişiyor. Arya kelimesi değişiyor. Ali haline geliyor. Ali ismi Araplara ait değil. Araplara Aryanlar üzerinden geçiyor. Aryan kelimesinin değişiminin sonucunda yeni bir isim olarak doğuyor ve Ali ismini alıyor ve bu nedenle o kökenler olan topluluklar arasında Ali ismi sempatiyle bakılan bir isim haline geliyor. Ama Araplar da kullanıyor. Arapların kullanması da son derece önemli. Bu dinden bahsettim de bir dinle ilgili bir şeyi açıklamak lazım. Cemal buradaysa Cemal Özler, Cemal Bey Cemal burada, Gevrek'ten onunla birkaç program bahsediyor. yapmayı kendi zihin dünyamızda planlamışız. Evet. Muvaffakiyetini Evet. dileyeceğim, isteyeceğim, rica Cemal edeceğim. Kendisi isterse bunu yapacağız, evet. Cemal Videngiren'i okuyan yazarlardan, arkadaşlardan bir tanesi. Geo Videngiren din tanımı yaptığı zaman en önemli kıstas olarak insanın kaderini belirlemesini koşul olarak öne sürüyor. Yani insan bir şeye inanıyor. Onun insanın kaderini belirlediğine inanıyorsa o dindir. Onun tanrısının olması gerekmiyor. Mesela Budizm'in tanrısı yok. Bu da kendisi o düşünceleri ortaya çıkarıyor. Sonra o din haline geliyor. Dolayısıyla sonra bizim bu dönemimizde de bazı akımlar, bazı siyasetler, bazı ideolojiler bizim tanrımız yoktur. Biz çok bilimseliz diyerek onlar bilimsel olamıyorlar. Onlar da kendi putlarını, tanrılarını falan yaratabilirler. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Yani sadece diyorsunuz ki insanoğlu mutlaka, evet, biz insanoğlu Kürtlerin mutlaka bir tanrıya iman ediyor. Yani ha bu bilimsel tanrı olsun ha da doğusu. göksel bir tanrı olsun, kendisine bir tanrı mutlaka bulup iman ediyor. Yani öyle bir yapısı var. Yani bizim Kürtlerin öyle bir zayıflığı var. Tanrı'ya hangi topluluklar daha fazla Tanrı'ya ihtiyaç duyar? Kendisine güvenmeyen topluluklar Evet. daha fazla ihtiyaç duyar. O yüzden durmadan kendilerine yeni yeni tanrılar yaratırlar. Onun yerine bizim bireyleri güçlendirmemiz lazım, balansı Eyvallah. sağlayabilmek için. Yoksa diğeri Evet. tehlikelidir. Eyvallah. Evet. Tekrar konumuza dönüyoruz. Yani Buyurun. Ali kelimesinin, Aryan kelimesinin Değişimi. değişmiş halidir diyorsunuz. Olur. Evet. Yani Tertülümülis isimli bir yazar. Bu üstelik profesör. Benim kullandığım kaynaklarda burada görüyorsunuz Cambridge History of Iran. Bunun 8 tane cildi var. Burada belki 50 tane profesörün şeyleri var, araştırmaları var konuyla ilgili. Evet. Ve bunların 8 hepsi cilt. 8 ciltten oluşuyor. Bunların hepsi Kürt tarihiyle ilgili şeyler orada var. Bunların hepsi ya araştırdıkları konuların dillerine de hakimler. Arapça biliyorlar, Farsça biliyorlar, diğer dilleri biliyorlar. Tüm kaynaklara girerek araştırma yapmışlar. Dolayısıyla referans olarak bunlar Tabii. önemli. Ben şeyi kullanmıyorum. Türkiye'de mesela Alevilik araştırmaları yapan bir sürü insan var. Zaten ben Osmanlılar üzerinde yoğunlaşmadım. Ama Osmanlılara gelinceye kadar zaten bu bizim inancımız,
zaten biçimlenmiş. Yani Osmanlılar öncesi, Türkler öncesi bizim inancımız biçimlenmiş. Nasıl biçimlenmiş? Şeyin bir tarihten sonra o şeyin Irak'ta çeşitli mezhepler oluşmaya başlıyor. Onlardan bir tanesi de yani aynı dönemin insanlarıdır. Abdülkerim Gilani ile Yezidilerin kurulması, Geylani, evet. Abdülkadir Geylani ile Yezidi hareketinin kurucusu ve diğer Osmanlı'ya özellikle faydası olan birisi var. İsmini Bektaşi mi? unuttum. Ali Yo yo yo. Bektaşi veli mi? Şey Başka bir Edebali şey. mi? Şey Ebu Vefa mı? Ebu Ebu Vefa. Vefa. Ebu Vefa. Ebu Vefa. Yani onların tarikatları. Şimdi Ebu Vefa tarikatına değinecektim. İsmini unuttum. Şimdi Ebu Vefa Estağfurullah. tarikatı Ebu Vefa tarikatının bizim açımızdan fazla önemi var. Kendisi de Kürt. Ama o bölgede ortaya çıkması neyi anlatıyor? O bölgede bütün Hristiyanlık var. Zaten İslam'dan önce Hristiyanlık var. Mani'nin zaten annesi babası Hristiyan. Mandeanlar var. Sabeanlar var. Ayrıca Budizm etkisi var. Maniçeizm zaten manicilik Budizm'den etkilenmiş. Bir de sosyal olarak son derece karışıklığın olduğu Türkler büyük bir tehlike olarak oraya gelmişler. Yoksulluk yaşanıyor şu bu. O yüzden yeni tarikatlar oluşuyor. Yani yeni tarikatlar aslında belli bir ihtiyacın bir ürünü. Aynı zamanda mevcut dinin yetersiz olduğu, sorunlara cevap vermediğinin de bir başka yoldan anlatımı. O yüzden tarikatlar oluşuyor ve aynı şeyde olduğu gibi bu Horasan'a gidişte olduğu gibi Horasan'a mesela 200 bin ilk başlarda 200 bin Arap yerleşiyor. Daha sonra birkaç Arap aşireti daha yerleşiyor. Bunlar Türkler geldiği zaman Türklerin önünde önemli bir kısmı zaten kaçıp Mezopotamya'ya geliyor. Dolayısıyla Mezopotamya'ya, Irak'a gelenler sadece Türkler değildi. Türkler Abbasiler döneminde zaten Sünnilüğü tercih etmişlerdi. Doğu İran zaten Sünniydi. Batı İran, Kürdistan ya Mazdakçıydı, heterodoks düşüncelere, inançlara sahipti. Ya da Şiiydi. Daha sonra şeyler döneminde bu Yavuz'a savaşan şeyler döneminde orası Şiileşiyor. İsmini unuttum ben. İsmail Üstadım Ebu Vefa'ya biraz daha net ya daha Ebu fazla değinir misiniz? Ebu Vefa diyorsunuz ki Batı'ya göç ettiği şu sebeplerden dolayı. Şimdi evet Ebu Vefa'nın öğretisi neydi? Horasan'a yani benzerliği açıklamak için ben söyleyeyim. Evet. Horasan'a Buyurun. gidenler içerisinde yoğun bir Şii ve Şii Arap nüfusu da vardı. Yemenliler vardı. Şii Arap nüfusu vardı. Çünkü Irak'ta bunlar kendilerini koruyamıyorlardı. O yüzden yeni topraklar aramaya başladılar. Korunaklı olan yerlere göç etmek istediler. Aynı şekilde Ebul Vefa hareketi başladığı zaman bunlar Evet. da batıya doğru nüfusun daha az olduğu yerlere yerleşmek istiyorlar. Ve bu işin ilginç olanı bu enerjiyi Osmanlı Devleti kullanıyor. Bundan faydalanıyor. Osmanlı Devleti öyle faydalanıyor. Mesela Mitracılık Roma İmparatorluğu'nda Roma askerlerin dini haline geldiği zaman askerlere enerji veriyor. Bunlar aynı şekilde Bektaşiliği Osmanlı ordusu Mitraizm gibi ordunun dini gibi kullanarak askerleri motive etmeye çalışıyor. Bektaşilik de nihayetinde yani bir tarafta belki Horasan'daki Arapların etkisi olabilir. Horasan kökeni var. Bir taraftan da Ebul Vefa tarikatının bir sonucu devamı niteliğinde. Ama o enerjiyi Osmanlılar kendi çıkarlarına kullanıyor. Bir dönem sonra bunları sınırlamaya, boğmaya başlıyorlar.
şeyin Yani sünnetleri üstadım, zaten okumanın. Bektaşilik Ebu Vefa tarikatından mı doğmuştur? Öyle görünüyor. Yani Hamza Alsük'ün araştırmaları, başka araştırmalar onu gösteriyor. Bektaşiliğin Ebu Vefa'nın hareketinin sonucu olduğunu gösteriyor. Zaten Hacı Bektaş-ı Veli İrani kaynaklarda, başka kaynaklarda Hacı Bektaş-ı Veli Horasani olarak geçer. Doğrudur. Aynen ismi odur. Doğrudur. Horasani'dir. Evet. İsmi odur. İsmi o. Şeyin sünnileşmesi daha sonraki tarihlerde, çünkü şeyin belki sünnülüğün şöyle bir avantajı var devlet olma için. Çünkü merkezileşmeyi falan savunuyor. O yüzden zaten Türklerin öyle bir şey tercih etmesinin nedeni de şeydir. Devlet olma, işte merkezi iktidar olma ihtiyacı, onu seçme şeylerinden ileri geliyor. Yoksa herhangi bir şey buna inandıklarından dolayı değil, devletin ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey seçiyorlar. Üstadım, Bunu Doktor Bey, Hüsamettin Turan üstadımız der ki, Ali Hoca Alevilik bir Kürt inancıdır. Bektaşilik ise Osmanlıların Balkanlarda hüküm sürmesi için Alevilikten devşirdiği veya kurduğu bir sentez, bir misyonerliktir. şimdi yani doğrudur. Sonra onları kullanıyorlar tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlar ben yazdıkları zaman da görüyorum. Mesela diyorlar ya Alevilik Kürttü. Doğru, bir hareket Kürt hareketi olarak başlayabilir. İdeolojinin kurucusu da Kürt olabilir. Tarikatın kurucusu da Kürt olabilir. Ama bu daha sonraları başkaları tarafından kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Bir. İkincisi şeyin bu Alevilik isminin seçimi, zaten biz de tarihte Alevilikle ilgili bir isme rastlamıyoruz yoğun bir şekilde. Her ne kadar Fas'ta bir Alevi, Fatimilerin devamı niteliğinde olan bir Alevi devleti kurulmuş. İkincisi de işte bu şeylerdir, Nusayrilerdir. Arap olduklarından dolayı Arapça bir kelime olarak Alevi, Ali taraflısı kullanılıyor. Şiilikten farklı. Ama Kürtler arasında kesinlikle Alevi ismi kullanılmıyordu. Ben 1967 yılında Ankara'ya gittiğim zaman Alevi olduğumuzu bilmiyordum. Ben Kürmancı olduğumuzu biliyordum. Ankara'da Alevi olduğumuzu öğrendik. Onlar bize Alevi diyorlardı. Daha sonra bu Alevilikle ilgili yanında kitap falan da bu. Bunun mesela o yazar, bu görebiliyorsunuz, Writing Religion, bu yani yeni bir din yaratma, bu dinin Alevi isminin Abdülhamit döneminde bilinçli olarak tercih edildiğini görüyoruz. Çünkü bunlar İslam dairesine çekmeye çalışıyor. İslam dairesine çektikleri zaman ne oluyor? Bizde biraz önce üçlüden bahsettik. İsra, Meryem ve Kutsal Ruh. Aynı zamanda Mitra, Ahura Mazda, Anahita'dan bahsettik. Bize geldiği zaman bizdeki bunun karşılığı Hızır. Ondan sonra Mitra, yani Mitra'nın yeni donda görünmesi Ali. Onun yerine daha sonra Horasani geçiyor. O kullanılıyor. Bir de Kadeh var. Bu üçlü var. Onun yerine bunlar neyi diyor? Allah, Muhammed ya Ali. Böylelikle bizim R halk inancını Arap İslamı dairesi içerisine alıp da asimile etme amacı kullanıyor. Ama ondan önce bu Alevi dediğimiz topluluklar sadece bir kanattan oluşmuyor. Bunlar çoğulcu. Bunlar bir yelpazeyi spektrumda inanan da var, inanmayan da var. Benim dedem gibi Ali'yi Allah olarak görenler de var. İnancı olmayanlar da var. İçki içenler de var. İçki içmeyenler de var. Yani spektrumda çok farklı düşünceler var. Yunan düşüncesine etkilenen, diğerlerinden etkilenen. Bunların hepsini birbirine benzetip merkezileştirmek istiyor. Yani sünnülüğe benzetmek istiyor aslında. Çünkü sünnülükte de öyle olmadı mı? Yani sünnülükte değişik tarikatlar var. Burada kitapları görüyorsunuz. Bu üç girdi. Devri Feyzan Sufizm. Sufizmin mirası, bir sürü Sufi yazar var. Bunların her birisi filozoftur.
değişik nedenleri var bunların ortaya çıkmasının. Ne yaptılar? Şimdi sünnilik deyince bunlardan hiçbirisini hatırlamıyoruz. Çünkü bunların hepsi unutuldu. Ama bunların unutulmasının şöyle bir zararı da olduğu, bizde düşünce çeşitliliğini ortadan kaldırdı. Değil mi? Düşünce çeşitliliği yok. Bizde yaratıcılık yok. Herkes merkezdekine benzemeye çalışıyor. Bunun nedeni bu tarihle Çok ilişkili. doğru. Çok doğru. Çok doğru. Size bu şeyin meşhur yalanlardan bir tanesini göstermek için şeyden bahsedeyim. Bir Türkler, özellikle biz Kürtler bu işlerle uğraşmadığımız zaman Alevilik diyorlardı, şeyin devamıdır. Ya, Ahmet Yesevi'nin devamıdır. Ahmet Yesevi'nin devamıdır. Bunu yazan Devin Devise diye bir yazan yazar ve bu direkt Yasevi kaynaklardan böyle bir liste çıkarıyor. Liste. Bu Yasevi hareketi nerede son buluyor? Yasevi hareketi Nakşibendilik'te son buluyor. Nakşibendiliğe katılıyor. Yani sünni bir harekettir. Sonuçta Nakşibendiliğe katılıyor. Üstelik Nakşibendiliğin kendisi de Abdülkadir Geylani'nin Kadiri hareketi gibi, onlar da İrani kökenlidir ve Cafer-i Sadık'a onlar sempati duyuyorlar. Onlar da Cafer-i Sadık üzerinde kendilerini şeyle ilişkilendirirler, Ali ile ilişkilendirirler. Yani gene Türk değil, Türk değil. Orası da Türk değil. Doğru, Şimdi doğru. bana soracaksın, peki Türkler ne oldu? Nereden geldi falan, ya da onların Yani bu Alevini Alevilik diye. üzerinden şu anda Batı Kürdistan'ın komplesini Türkleştirme harekatı var. Sivas olsun, Malatya olsun, Maraş olsun, hatta kısmen Dersim ve dahi maalesef Erzincan. Şimdi Yani biz Aleviler, Alevi Kürtler, bizim Türklükle ne alakamız var? Kamer Genç biz Türküz demesi ne kadar doğru? şimdi yani Türk'ün ne olduğuyla ilgili bir kere kafalar karıştı. Bunlar Türk'tür. Etnik bir şey midir, ırsal bir şey midir, kültürel bir şey midir, dini bir şey midir? Irsal bir şey ise ırkın özellikleri var. Türklere ilk önce Türklerle ilgili ilk bahseden yazar Koreli bir yazardır. Orta Asyalı da değil Türkler, Doğu Asyalıdır. Türkler yetenekli mi? Elbette çok yetenekli olanlar var, yetenekli olmayanlar var. Onlar da herkes gibi insan, ama Türk ırkının, eğer bunlar Türk ırkı oradan gelmiş diyorlarsa, karakteristiği nedir? Çekik gözlü olmalarıdır. Bu insanı ne yüceltir ne de düşürür. Türkler de herkes gibi insandır. Japonlar çekik gözlüdür. Çok başarılıdır. Buna diyeceğimiz bir şey yok. Ama Türkler İran'a geliyorlar. Oradan bin yıllarına falan oraya geliyorlar. Daha sonra bu bölgeye geliyorlar. Karışıyorlar. Dolayısıyla ırsal olarak Türk geninin etkin olduğu topluluğun oranı giderek düşüyor. Zaten gelenlerin belki de onu Türk kadar Türk, gerisi bu bölgede, gerek Anadolu'da gerek Kürt bölgesinde yaşayan insanlardan oluşuyor. Şimdi bunlar bu bakımdan Türk değil. Kültürel olarak Türk olmaları mümkün mü? Elbette insan asimile olursa, dini olmuş olsun, kültürel olarak Türk olabilir. Ama Türk'ün tarifini, Türk kültürünün tarifini nasıl yapacağız? Muhtemelen Türk dilini konuşan insanlar. Bu bakımdan ben de şu anda Türk dilini konuşuyorum. Bir ölçüde ben de Türkleşmişim demektir. Değil mi? Yani eğer böyle tarif Ama ederseniz. bu benim kendi kökenimi reddetme, tarihle ilgili gerçekleri reddetme hakkını bana vermiyor. Bunu yaparsam ben yalan söylemiş olurum. Doğru. Kamer Genç olsun, diğerleri olsun, bunu çok iyi biliyorlar. Aslında başarılı olan Türkler değil, başarısız olan Kürtler. Eğer Kürtler kendi kimliklerine sahip çıkarsa, kendi dillerini konuşurlarsa, kendilerini diğerlerinden daha düşük olarak görmezlerse, o zaman problem olmuyor. Bizim topluluğumuz,
yapılan da o, yapılmak istenen de o. Şeyin Kürtlerin kendilerine güvenini yok ederek onları böyle düşük göstermeye çalışıyordu ve bir sürü insan da bundan etkileniyor. O yani psikolojik bir şeyin sonucu olarak bir sürü insan kendisine Türk'üm diyor. Onunla sınıf atadığını sanıyor. Halbuki öyle değil. İnsanlar eşittir ve din ırk ayrımının da yapılmaması lazım ama bu yapılıyor. Bizim zihnimizde, bilinçaltımızda bu yerleşmiş. En büyük problem de bu. Evet, maalesef. Ya. Üstadım birkaç soru var size sorayım. Buyurun. Ondan sonra yavaş yavaş Riya Hak ne söylüyor bize? Felsefesi ne? Öğretisi ne? Mümkünse hüznü ve aşkını da sizinle eğer mümkün olursa konuşmak isteriz. Şimdi birinci soru şu üstadım. Belki konuyla alakalı belki değil ama Hasan Sabah'ın Kürt olduğuna dair bir bilginiz var mı? Hasan Sabah'la ilgili bir dizi şey okudum. O bölge genellikle Kürt, yani onlar muhtemelen İsmaililerin Evet. devamıydı. Zaten Moğollar geldiği zaman Sünni topluluğun da yardımıyla bölgede 1,5 milyon İsmaili öldürülür. O da büyük trajedilerden bir tanesidir. 1,5 milyon, bilmiyorum o zaman İran'ın nüfusu ne kadardı. 1,5 milyon şey yapıyor. Zaten Hasan Sabah'ın da başarısı bunun sonucunda bu gerek İsmaililiğin gerek de Hasan Sabah'ın başarısı bu tür travmaların sonucu, travmalar sonucunda tarikat ihtiyacı Doğrudur. doğuyor. Doğrudur. Şimdi Hüseyin Yıldız der ki Erdoğan Çınar diye bir yazar var. Alevilerden Kürt olmaz diye bu kitap diye bir kitap yazmış ve devlet bu kitabı bedava dağıtmış. Erdoğan Çınar'ın bende birkaç tane kitabı var. Erdoğan Çınar dışında başka ben bir kitap daha bulayım burada. Başka bir yazar daha vardı. Şeyler arasında popüler. Bu şimdi ismini hatırlamıyorum. Acaba bu olabilir Peki. mi? Erdoğan Çınar benim hemşerim. Yakın köydüm. Kendisi Koçgirilidir. Kürttür. Bilmiyorum Kürtlerden Alevi olmaz. Ben kendim rastlamadım. Öyle bir şey demiş de yanlış yapmış. Ama şöyle bir şey yaptı. Aleviliği Luvilere bağlamak istedi. Şimdi topluluk bilmedi, Luvilerin kim olduğunu bilmediğinden dolayı işte Anadolu burası, burası da Türk. Demek ki bu Aleviler de Türk, herhalde o sonucu çıkarmak istesin diye öyle bir şey yazma ihtiyacını duydu. Luviler, daha önce bahsettiğim Böyle gibi düşünen Hititler ve Palamud gibi. insanlara bir sorun var ama. Böyle düşünen insanlara bir sorun var ama. Müsaade eder misin söyleyeyim? Tabii. Bu tür düşünce sahibi insanları gördüğümde şunu sormak istiyorum hep. Sen babandan kaç yaş büyüksün? Sen babanın Yani bu tür düşüncelere böyle cevap veresim var. Özür diliyorum. Luvlara bağlamak istedi. Yani burada Anadolu zaten Türktü falan vesaire lafları işte bunu anlatıyor aslında. Bu kadar çarpık, bu kadar yalan bir şeydir. Yani Anadolu'da Türk yok. Yani Luviler dönemi milattan önce kaç yıllarına, 1000 yıllarına muhtemelen Luviler, Hititler gibi, Palalar gibi Indo-Avrupa'nın bir halk. Tuna boylarından zaten bu bölgeye geliyorlar. Eğer akrabalığı varsa Kürtler de var, yani Tabii, Hint-Avrupalı olması nedeniyle. Kürtler. Yoksa Türklerle bir ilişkisi yok. Dolayısıyla Erdoğan Çınar'ın burada kendisine kredi olarak yazacağı bir şey yok. Eğer yazması gerektiği olan varsa ona, o zaman Kürtlere çıkar bu kredi. O Değil mi? zaman Hüseyin Yıldız Bey'e soralım Buyurun. bu Erdoğan Çınar beyefendi bunu nerede yazmış? Bunu bize bir şekilde bulsun, söylesin. Yani daha doğrusu Alevi'den Kürt çıkmaz diyen Erdoğan Çınar'ın kim olduğunu, daha doğrusu nerede yazdığını bilelim. Ve gelelim üstadım. Riya Hak neyi esas alır? Riya Hak ne der insana? Yani Riya Hak sahibi iman etmek için illa Kürt mü olmak lazım?
yani daha doğrusu R hak atadan mı gelir? Yoksa bir din olarak bir başkası tarafından da aynı aileden gelmeyen birisi tarafından da kabul görünebilir mi? Bence o konuda görüşler var. Mesela orada Cemal onu mutlaka dinliyor. Cemal Özer, çünkü kendisi yazmıştı. R hak inancı da olabilmek için bir ırk kökenli olmak gerektiği, insan onu doğumla kazanır, daha sonra kazanmaz. Öyle bir şey var, ama bu R hak inancının tümünü mü temsil eder, yoksa bir kısmı R hak içerisinde sadece bir kanadı, bir kısmını mı temsil eder? O kuşkulu bir şey. Benim kanaatime göre R hak, bu inanç bir tek şeyden oluşmuyor. Biraz önce bahsettiğim gibi spektrumun sağı solu 180 derecede çeşitli akımlar var. O akımlardan bir tanesi de böyle bir şey. O akımlardan bir tanesine göre insan eğer bu kökenden bir anneden babadan gelmiyorsa kendisi olamaz. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla olgular şeyi gösteriyor. Bir Türk de sonradan başka bir inancı seçebiliyor. Eğer zamanında bu inanca mensup olabilmek için illahi bir kökenden gelme mecburiyeti vardı ise de bu sonradan yumuşatılmış. O yüzden başka toplulukların da bu inancı benimseyebilmesi, bu inanca dahil olabilmesi mümkün olabilmiş. Aynı şey gibi, yani Araplar İslam Arapların dini olarak ortaya çıkmasına rağmen daha sonra diğer topluluklar da buna dahil oluyor. Onların ayrımcılığına rağmen onlar kendi İslami versiyonlarını oluşturuyorlar. Ya da Zerdüştlük İrani ırka ait olmasına rağmen muhtemeldir ki başka topluluklar da aynı şeye geçmiştir, inanca geçmiştir. Bütün düşüncelerle ilgili, yani bir yerde düşünce ortaya çıktığı zaman illa o ırka ait olarak kalmaz. Diğer ırklar arasında da sempati taraflar toplayabilir. Doğrudur. Peki üstadım, R hak inanç esaslarına dair bize bir şey söyleme şansına sahip misiniz? Daha doğrusu imkanına sahip misiniz? Ayrıca bir R hak mensubu bir ailenin güzel bir Kürt ferdi olan üstadımız, bilgemiz Şahin Veli Şahin'in bir iddiası vardı ki ben bu iddianın da çok doğru olduğunu düşünenlerdenim. Kendisi şöyle demişti. Kendisi de bir Vartolu Riya Hak mensubudur. Veya öyle bir aileden geliyor. Kendisi pek öyle bir inanca sahip olsa veya olduğunu olmadığını sormadım. Der ki Aleviler bizim ürkek korkutulmuş ezidilerdir. Aleviler doğrudur. Alevilerle Yezidilerin ortak tarafı var. Her ikisi de, hatta üçü de, eğer Yarasan Kürtlerini de sayarsak, üçü de şeyden, aynı kökenden geliyor. Üçü de melekler kültü dediğimiz aslında melekler değil, yazatalardır. Yazatalar zaten Yezidilik zaten o kelimeden kaynaklanıyor. Yazatalardan biri Mitra'dır. Bizim kökenimizde de Mitracılık var. Mitracılık güneş tanrısıdır. Bizde güneşe dua edilir. Daha sonra güneşin insan biçiminde sembolize edilmesiyle insan biçimindeki Mitra ortaya çıkmıştır. Ama Mitra'nın kendisi büyük kozmozdur. Biz ise onun zerrelerinden yaratılmışız. Yani eski inançta böyle şeyler var. Dolayısıyla Tanrı'nın kendisi, dünyanın kendisi Tanrı'nın vücududur. Biz de onun elementlerinden yaratılmışız. O yüzden biz tanrısal özle aynı şeyi taşıyoruz. Aynı genleri diyelim, aynı atomları taşıyoruz. Oraya varıyor yani bir dönemin düşüncesine göre. Daha sonra Bu bizim bu bir İslam dinindeki İslam daha doğrusu İslam literatüründeki vahdetil vücut, vahdetil şuhud şeyine geliyor. Yani tek vücut, tanrısal vücut, Tanrı bir vücuttur ve bu vücut bütün kozmozdur. Biz de bunların parçasıyız. Şimdi buyurunuz.
Ya da Evet. o İbni Arabi buradan mı etkilendi acaba? Buradan mı aldı? İbn Arabi'nin oraya geliyor zaten şeyler Platonculuğu etkiliyor bu Mazdaizm'in magiler. Daha sonra Büyük İskender'in gelmesiyle birlikte bu sefer onlar Nü-Platonculuk biçiminde bu tarafı etkilemeye başlıyorlar. Bu tarafı etkilemeye başladıkları zaman bu tür düşünceler popüler hale geliyor. Yani Tanrı kimdir, biz kimiz, biz de neyin parçasıyız? Sanıyorum İbni Arabi'nin düşüncesinin kökeni de buraya dayanıyor. Evet. Buraya dayanıyor. Bir de zaten aynı dönemde yani şeyle yaşıt olan aşağı yukarı Budizm hareketi var. Budizm hareketi de önemli ölçüde etkiliyor ama Budizm hareketinin şöyle bir farklılığı var. Yoksullar içerisinde özellikle popüler hale geliyor sanıyorum. Özellikle kas toplumunda kurtulabilmek için insanın işte durmadan yeni devriyeler yaşaması lazım. Yani yeni Enteresan. reenkarnasyonları. Çok Ama enteresan. bizde işte biraz önce İsa meselesinde bahsettiğimiz gibi, Ali meselesinde bahsettiğimiz gibi Tanrı da reenkarnına olabiliyor. Hulul mu diyorlar ne Arapçada? Yani Hulul, evet. Onu soracaktım. Hulul, evet. Tanrı Enkarne. yeni bir vücutta kendisini gösteriyor. İnkarne, reenkarnasyon ya. Yeni bir vücutta kendisini gösteriyor. Sayın Bu Cemal Bey bunu yazmış zaten inancın temelinde reenkarnasyon, dedim. don ve don olmak. Enkarne ulul vardır, evet. Dedem diyordu oho diyor mesela şeyde Musa'yım, Tevrat'ta Musa'yım, İncil'de İsa'yım, Kur'an'da Ali'yim. Daha sonra bu Ebu Müslim olacaktır. Ama Ebu Müslim'den sonrası bilinmiyor. İlginç olan bir şey, ben İsveç'teyken o zaman Türkiye'ye gelmiyordum. Bana bir kaset gönderilmişti. Bir baktım dedem ağlıyor. Tabii o zaman yaşlı olması nedeniyle muhtemelen şeydir ölümü falan düşünerek daha da duygulanıyordu. Bir ağlıyor, Nur Ali falan diyor. Bu kimin nesi, neyin nesi? En sonda buldum Nur Ali şeylerin bu Irak, İran'da bulunan Ehli Hak Kürtlerinin lideri. Yani dedem Ebu Müslim'den sonra bu Tanrı şeyinin Nur Ali'ye geçtiğine inanıyorum. Muhtemelen dedemin sadece bu öğrendiği şey değil. Bu gelen seyitler vasıtasıyla iletiliyor. Yani burada Kürt milliyetçi bir damar var. O yüzden bu işi yapılıyor. O yüzden yapılıyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey insan okuyor sanki. Yani şöyle bir şey görüyor. Yeni gelen baskın ve iktidar sahibi inancın karşısına direnemeyince, yenilince bari kendime benzeteyim. Bari devşireyim. Sanki böyle bir şey de var. Hissiyatına kapıldım. Maalesef ses iyi gelmiyor. Ben son söylediklerini iyi anlayamadım. Evet, Duyabiliyor musun? sizin internetinizde bir düşüş var. Görüntüde de bu yansıyor. Sesim şu anda geliyor mu size, Doktor Bey? Güzel. Tekrar iyi güzel gelmeye başladı. Evet. Yavaş yavaş bu internet altyapısıyla alakalı galiba. Bir şey Galiba değil, kesin değiştirmiyor. öyle. Evet. Diyorum ki hani bu sizin demin milliyetçi Kürt damarı dediğiniz yani kendini koruma amaçlı bazı tedbirler mi alındı? Acaba güçlü İslam ordularına karşı kendilerini koruyamadılar, yenildiler ama bir şekilde o dine bir şekilde kendini de benzettiler mi gibi bir şey mi hal mı var sizce? Ben de öyle düşünüyorum. Bizim inancımızda şöyle aslında şimdi zaten eskiden o inancı koruyan insanlar bu Kürtlere ait olduğundan dolayı yani Kürt milliyetçiliğinin bir parçası olarak o inanç korunmaya çalışılıyordu. Bugün tersine dönüştürüldü. Bugün tam tersi yönde ilerleniyor. Eskiden şeyin birisi diyelim Hefmal'ı kutladığı zaman, Gagan'ı kutladığı zaman, Gagan ayrıca Mitra'nın doğum günüdür, sonra İsa'ya geçiyor, onu da belirteyim. Çok güzel. Onu
onu Kürt inancının bir parçası olarak, Kürt kimliğini güçlendiren bir şey olarak görüyordu. O yüzden onu kutluyordu. Kızır ritüelleri olsun, kızır kültü olsun, 12 imamlar olsun. Zaten 12 imamların kökeni de imamlardan önce başka 12 aya, 12 sayısına, 12 tanrılara falan dayanır. Yani öyle bir kültürel kökeni de var. Ama şimdi biz bakıyoruz, bütün bu kültürel kökenlerinden koparılarak bir Alevi tanımı yapılıyor. Nedir efendim? Ben bir yerlerde yazmıştım. Yedi ulu ozan. Yedi ulu ozan bu Zerdüşt'ün Avesta kitabına geçen yedi tane yazıta, yedi tanrı, yedi meleğin yerine inşa edilen bir şeydir. Ondan sonra 72 millet, 72 millet bu kutsi dediğimiz kutsal kemer 72 iplikten oluşuyor. 72 iplik aynı zamanda maniciliği ben olumsuz olarak görmeme rağmen, eleştirmeme rağmen Kürt peygamber mani Kürttü, Mardinli bir Kürttü ama tutucuydu. Buna rağmen onlarda 72'ler vardı. Sonra ayrılıklar olduğu zaman bir grup muhtemelen dedi biz sizden değiliz, biz ayrıyız. Siz 72 milletsiniz, biz sizden ayrıyız. Zaten o zaman millet ırk temelinde tarif edilmiyordu. O zaman inançlar temelinde tarif ediliyordu. Aynen öyle. Bravo. Şimdi bu gerçeği kapatabilmek için diyorlar biz 72 millete bilmem ne gözle bakarız. Halbuki Cemal Özer yazmıştı. Onu diyenler aslında biz 73. milletiz. Biz her 72'nize de aynı gözle bakar. Siz bakıyorsunuz. 72'niz de aynısınız demek istemiş. Evet. Ya da kemerbester, kaç kemerbester diyorlardı. Kemerbester gene şeyin ilahileridir. Kemerbester. İlahileri okuyan din adamlarıdır. Onlarla ilgili bir şeydir. Onu kapatabilmek için kemerbest demeye başladılar. Yani ilişkisini koparabilmek için yeni yeni kavramlar icat etmeye başladılar. Mesele bu. Peki Rihak'ın insandan günlük yapmasını istediği bir ritüel var mı? Bir ibadet türü var mı? Şimdi insanlar benim çocukluğum sırasında son derece serbestti. Sadece sabahları insanlar kalktıklarında güneşe bakarak dua ederlerdi. O duada bir yerde bende vardı o dua bir yere yazmıştım. Vallahi okursanız Bu muhteşem olur. nerede? Bulabilirseniz muhteşem olur. O bizim için bir tarihi bir öneme sahip. Nerede ben yazmıştım bir yerde. Şeyde olabilir. Dur bakalım burada. Heftmal ve Nevroz'da sanıyorum yazmıştım. Evet. Şimdi Nerede bir yerde yazmıştım da şimdi bulamıyorum ben. Neyse yani sabah bir kaldıkları zaman onu mutlaka bilen arkadaşlarım olur. Aklınızda kalanını söyleyiniz. Sonra bunu yayınlarsanız veya da bize gönderirseniz ben sizin adınıza yayınlayabilme hakkına sahibim. Bir yerde vardı. Neyse onun dışında 12 imamlar orucu vardı. 12 imamlar orucunun bir özelliği vardı mesela eskiden. Şimdi bazı insanlar özellikle sol kesimden gelen insanlar diyorlar din değildir ya bilmem nedir, Marksizmdir, şudur, budur. Tarihte Mazdaki diye bir hareket vardı diye bizde inancın olmadığı, inancın metafizik olmadığını söyleyemeyiz. İnanç metafizikti. Ama işin bunu yapan insanlar aslında başka bir şeye hizmet ediyorlar. Çünkü bu inancın bir halkla ilişkili olduğunu, bu bölgedeki halklarla, yerli halklarla ilişkili olduğunu unutturmaya çalışıyorlar. Bunun böyle bir özelliği var. O yüzden Evet, Türk solunun bizim içimizdeki virüsleri, evet. yani tabii yani eşitlik meşitlik bilmem ne falan diyerek aslında
kökenini unutmaya çalışıyorlar. Sen Hızır'dan bahsettiğin Aynen zaman onlara gitmek zorundasın. Biraz önce bahsettiğimiz şeylere gitmek zorundasın. 12'den bahsettiğin zaman, aşureden bahsettiğin zaman Yahudilerdeki aşureye gider, bilmem neye gider. Dolayısıyla bizim onunla, oralarla bağlarımız var. O zaman Türklerle bağımız zayıflıyor herhalde. Ondan dolayı bu tercih edilir bir şey haline geliyor. Şeyi arıyorum ama neredeydi bilmiyorum ki. Sevgili Kenser Gavan, bunu mutlaka tekrarı var, o seyredebileceksiniz. Ayrıca YouTube kanalından da yayınlayacağım. Bunu bilmenizde fayda var. Yani üstadım, bu Türk sorunun içimize Türk milliyetçiliğinin gizli misyonerleri olarak girdiğini artık kesinlikle tespit etmiş bulunuyoruz. Bu virüs bizim direkt kadim inancımızın geleneğimizi bir şekilde hafızamızdan silmek için uydurulmuş bir virüstür. Yani bizi formatlamak, yeniden kendi istediklerini yazabilmek adına hafızamızı silerek kendi istediklerini kendilerine göre şekillendirmek için hafızamızı yeniden yazmak virüsüdür. Türk virüsü ve maalesef burada da ciddi başarı sağladılar. Bu anlamda maalesef Batı Kürdistan'ı neredeyse hepsini elimizden aldılar. Tabii bakalım tarih ne gösterecek. İleride biz neler yaşayacağız? Yani bu Riya Hak da ısrar etmemiz lazım. Riya Hak isminde ısrar etmemiz lazım. Kürdün ismi Alevi değildir. Kürdün dininin ismi Riya Hak'tır. Hak yoludur. Riya Raşti'dir. Rasti. Bu ta şeyden kalma, Vedalardan, Sayın Doktor Ali Bey izah etti, Vedalardan gelme. Hatta Vedalardan Avesta'ya geçiyor ve bu süreç böyle geliyor. Ve bu süreç kendisiyle beraber bir irfan okulunu, bir hikmet okulunu inşa ediyor. Bu inşa hareketinin bir kısmı da Sünni İslam geleneğin içinde işrakilik olarak Sayın Gürgün Kahraman Beyefendi ile yapmış olduğumuz programların neticesinde öğrendiğimiz bir şey vardır ki bu işrakilik olarak Sünni İslam'ın da içine girmiş oluyor. Bir şekilde kendisini orada da bu şekilde var ediyor. Bu bir iki şeye değineyim isterseniz lütfen buyurunuz. bu şimdi bu din kelimesi Arapçada din olarak geçiyor ama Arapça değil. Din kelimesinin kökeni de Anahita öncesi gene başka bir tanrı var. İsmi Deana'dır. Bu Yana. tabii İran'daki Hindistan'daki karşılığı da Deana'dır. Başka bir yerde ineklerle ilişkili o hale gelir. Türkçe'ye de muhtemelen dana olarak geçmiş. Deana kelimesinin evrimleşmesi sonucunda din kelimesi ortaya çıkıyor. Hititlerde din tanrı Denkart'tır. Bunlar hepsi Hint ve Avrupa'yı dini kullanıyorlar. Denkart'tır. Sonra bu Deana Den halini alıyor ve Sasaniler döneminde Denkart isimli yani din işleriyle ilgili bir kitap çıkarmıyor. İsmi Denkart olan. Arapçaya da din olarak geçiyor. Dolayısıyla din kelimesinin kökeni gene bize ait bir bu. İkincisi pir meselesi. Anahita biliyorsunuz pir yazıldığı zaman pir ve bir ayrı ayrı telaffuz edilmesine rağmen aynı şekilde yazılıyor. Pir olarak Maalesef. yazılıyor. Pir ve pirin. Niye? Çünkü Çok Anahita önemli. sular tanrısıdır ve Anahita'ya pir diyorlar. Pir diyorlar. Yaşlı diyorlar. İlk pirdir. Kadındır. İlk pirdir. Aa. İlk pirdir. Daha sonra bunlar Sasaniler döneminde tasfiye edildiği zaman tanrılar, yazatlar tasfiye edilip de
Derdüşçe ter kurumu olarak işte o zaman Derdüş grubundan bahsediyoruz. Zerdüşlerle ilgili Zerdüş dininin egemen olması. O güne kadar Mazdaizm. O dönem pir gidiyor, kadın olmaktan çıkıyor, erkek oluyor. Daha sonra erkek pirler gündeme geliyor. Yoksa kökeni yaşlı kadındır, pirdir. Bu böyle. Başka bir kavram olarak da bu şeyin bir de ev damı yani katık yapılan yerdir. Bütün sosyal şey faaliyetlerini, üretim faaliyetlerini Kurmancıya yapıldığı yer. Ali Mecer Adıbeci mala hani mali. Haniye mali bizde şeydir. Bizde aynı zamanda ibadet yeridir. Çünkü orada evin kıblesi nedir? Hanenin üzerindeki deliktir. Zaten o deliğin o kısmı gök kubbe gibi inşa edilir. İnsan oraya bakarak dua eder. Ayrıca o saat görevi de görür. O hanidir. Peki hani, Irak Kürdistan'da Hanekan denen bir bölge var. Hanekan, eskiden medreseler, o zaman medrese demiyorlardı, o zaman Hanekan diyorlardı. Yani haniden geliyor, evden geliyor. O haneler şeyin aynı zamanda dini eğitim verildiği, dini eğitim dışında eğitimin verildiği, daha sonra medrese görevi görüyor. Medreselerden öncesi, önce orası Hanekan'dır. Ayrıca ocak da Uygurlara aittir. 1000 yılından önce hiç Uygur görmemiş bizim bölgemizdeki Kürtler niye ocak ismini kullansın? Tarihte bir Yani. duraksamıyorum. Onun yerine Evet. dutak kullanılıyor. Dutak. Dutak nedir? Ailedir. Du nedir? Dumandır. Dumanın çıktığı yer. Yani ateş ailenin oluşmasında rol oynuyor. O kutsaldır. Orası ocaktır. Ama ocak daha sonrası eğer Uygursa, ben baktım etimoloji kökenine, Uygurca bir kelime, o zaman Türklerle birlikte geldi. Bu demektir ki yavaş yavaş Türklerin sosyal hayatta, siyasal hayatta geri plana itilmesiyle birlikte bu Dersim bölgesinde özellikle Şeyh Rüstem miydi ismi? Onun yani Yavuz tarafından katledilmesi sonucunda Çemişgezek Beyliği'nin son bulması sonucunda ocaklar yükselişe geçiyor. Yani bizdeki ocakların ileriye çıkması, bir sürü ocağın çıkması şeyde daha sonraları tekrarlanıyor Sünni Kürtler içerisinde. Sünni Kürtler içerisinde beylikler ortaya çıkarıldığı zaman tarikatlar o boşluğu dolduruyor. Bizde bu iş Yavuz döneminde yapıldı. Çemişgezek Beyliği'ne son verildiği zaman bizde bir sürü ocak ortaya çıktı. Ocak kelimesi de o zaman popüler oluyor. Bu konuda bizim Gültekin Uçar'ın, benim hemşerim, Koçgiri ile ilgili bir şeyi var. Onun da reklamını yapayım. Onun bir Ne araştırması münbit bir olur. toprak bu Koçgiri. Koçgiri'den ne güzel insanlar çıkmış böyle. Ne kadar bilgi insan çıkmış. Ben çok sevdim. Son dönemlerde İstediğiniz kadar işte reklamını yapınız. İstediğiniz kadar reklamını yapınız. Hoşuma gidiyor. iyi bir kitap yani tavsiye ederim. Çok Özellikle güzel. Çok güzel. aşiret meselesini anlamak için aşiret insana çünkü aşiret devletin önderidir. Türkler de aşiretten çıkarak devletleşmişlerdir. Şahane. Aşiret sahibi olanlar aşiretiyle gurur duyuyor. Zaten o gurur insanı Eyvallah. daha ileri aklar istemeye iletiyor. Aşireti büyütmeye, aşiretleri birleştirmeye itiyor. Yani bir Çok dinamizm güzel. o Demin aşiretin bahsettiğiniz şeyhin ismi Blacibavoy der ki Şeyh Rüstem'miş. Evet. Ayrıca İbrahim Sediyani yazar, aydın mütefekkir size şunu söylüyor. Doktor Bey çok faydalı bilgiler sunuyor. Doktor Ali Bey'e teşekkürler. Ben çok Hakeza gelen teşekkür size ederim. birkaç soru daha var. Buyurun. Evet, buyurun. Eyvallah. Veli Şahin abi sorar. Abimiz sorar. Ethem sorar mısınız? Aleviliği nasıl tanımlar? Biz bu Alevi kelimesinden hoşnut değiliz. Hoşumuza gitmiyoruz, kullanmıyoruz. Riya Hak olarak tanımlayalım. Doğru tanım budur. Riya Yani Hak bir Türkçe duruş konuşulur mudur? mu?
Türkçe karşılığı hak Hak yoludur. yolu. Ben Evet. Hamza Reya Hak'ın bir, yok, biz Atıf orijinalini söyleyelim. Hakkı. Reya Hak bir duruş, bir felsefe, bir yaşam biçimi mi, yoksa bir din mi diyor Sayın Buyurun. Şahin Veli abi. Madem Veli Reha Şahin tabii abi. bir din. Din öncelikle bir din. Dindir. Evet. Dinin de din felsefesi var tabii. Ondan kopmaz yani. Zaten eskiden bilimle felsefe din karışıktı. Dinin oluşum sürecinde zaten o astrologların önemli bir rolü vardı. Astrologlar hem bilimle uğraşıyorlardı hem de bu tür fantazilerle uğraşıyorlardı. Dolayısıyla dinin bilimden tümden ayrılması daha sonraki tarihlere ait ama bilimden de bazen Ama demin faydalanmıştır. sizin de anlatımlarınızdan şunu çıkardık. Mesela mazideki hareket ve benzerleri hakikaten insanlara nefes aldırmış. Yani bu dinler insanların nefes almasını, hak ve adalet anlayışına ciddi katkıları olmuş bu dinlerimizin. Üstadım bir de özellikle size sormamı istedikleri bir soru daha var. Kaka ile hakkında ne diyorsunuz? Bize nasıl bir bilgi sunarsınız lütfen? Kakaylarla ilgili benim okuduğum kaynaklarda bazı bilgiler var. Onlar şimdi ben unuttum tabii bir sürü şey okuduğumdan dolayı öyle detayları falan unutuyorum. Belki yaşla ilgili de. Yalnız Yok yok, Allah uzun, Kuda size uzun ömür versin. Öyle demeyin. Siz daha çok yani gençsiniz. kakaylar muhtemelen onlar büyüt hareketi, büyütler Şii ama olmalarına rağmen bir sürü heterodoksal şeyi de barındırıyorlar. Aslında önemli bir rol oynuyorlar devlet mevlet kurmakta daha sonraki tarihlerde. Önce kuzeyde yaşıyorlar, daha sonra güneye geliyorlar, öyle görünüyor. Sonra zaten kuzey Pars bölgesi zaten bugünkü Türkmenistan falan o bölgeyi kaplıyor. Yani İranidir. Sogdianların memleketi zaten Orta Asya'dır. Orta Asya eskiden Türklerin memleketi değildi, İranların memleketiydi. Doğrudur. Sonra Türklerden geldi. Kürt coğrafyasıdır. Kürt Dolayısıyla coğrafyası. şöyle bir şey var. Mesela bazı arkadaşlar ya diyor Horasan işte Dersim Kürtlerini götürdü Horasan'a Şah İsmail. Ondan sonra onlar döndüler. Bizim orayla hiçbir ilişkimiz yok. O bizim orayla ilişkimiz eskiden beri vardı. Partların ülkesiydi. Sogdianların ülkesiydi. İranilerin ülkesiydi. Oradan göçler oldu. Biz ayrıntılı bilmiyoruz ama şeylerimiz vardı. Tesistan'a kadar giden Kürt göçebeleri var. Yani tarihte onlardan Doğrudur. bahsediliyor. Dolayısıyla Doğru. Horasan'la da ilişkimiz olmuş. Ayrıca Horasan Emeviler devrinde dörde bölünüyor. Muhtemelen çoğu daha genişti. Başına dört tane vali atanıyor. Dolayısıyla Horasan Hazar'ın batısına kadar da uzanmıyor diye. Bavoy şöyle der, pirimiz memleketinden, Behlül Dana Kakaylı'nın kurucu piridir. Siz bu tanıma katılır mısınız? Onunla ilgili fazla bilgim yok. Kusura Peki. bakmayın yani. Estağfurullah. Yok, ben sadece bir sorayım dedim. Dinliyorum. Dinlerin peygamberleri olur veya Hakk'ın peygamberleri yoktur. Din tanımına nasıl uyar bu diyor yine Veli Şahin ağabey. Din tanımının Yani nasıl uyar? dinlerin peygamberleri olur, bizim peygamberimiz yoktur. Nasıl uyar gibisinden. Yani bizim peygamberlerimiz biraz daha fazla. Bir de bizim dinimiz tek tanrılı bir din değil, çok tanrılı bir dindir. Üç tane tanrı ben sayabilirim. Hak, Hadi, Ali de tanrı olarak görülüyor ama bu Arapların Ali'si değil, farklılaştırmış bir Ali'dir. Artık Aryan hale getirmiş bir Ali'dir. Üçüncüsü de Hızır'dır. Onun dışında belki başkaları da olabilir. Biz zaten Şiilikte de politeizm ve yani çok tanrılık izleri var. Ayrıca Hristiyanlıkta da üç tane tanrı var. Üç tanrı olduğuna göre insanın üç tane, beş tane peygamberi de olabilir. O şeylerden biraz önce bahsettiğiniz ilk Kürtçe yazan, şiir yazan o bizim bir peygamberimiz olabilir. Mazdaf bir peygamberimiz olabilir. Şey diyorsunuz, baba Uryan'ı Tahir-i Uryan'ı söylüyorsunuz. söylüyorum. Ondan sonra İşrakçılık felsefesinin öncüsü
bizim bir peygamberimiz olabilir. Niye peygamber değil? Kim Ha, şeyi bu? söylüyorsunuz. Şahabettin Sohra verdiği söylüyorsunuz. Tabii. Hı. Şimdi var olan peygamberlere baktığımız zaman onların peygamber hali olarak kabul edilmesi arkalarındaki siyasal başarıya bağlıdır. Eğer Zerdüşt doğuda Afganistan topraklarında bulunan kral tarafından desteklenmeseydi olamayacaktı peygamber. Mani İran'da desteklendiği zaman peygamber oldu. Daha sonra krallık gözünde düştüğü zaman o peygamberlikten düştü. Muhammed'in başarısı kral olarak başarılı olmasından dolayıdır. Eğer devlet kurmamış olsaydı kral peygamber olarak kabul edilmeyecekti. Mani kendisi diyor ben son peygamberim. Son peygamber de ne zamana kadar? Kral ona çelme takıncaya kadar. Çelme takıp düştüğü zaman son peygamber olmaktan düştü. Onun yerine Muhammed o bayrağı yükseltti. Yani o düşünceyi aldı. Hazreti Muhammed'den sonra başkaları da diyor eğer siyasal olarak onlar başarılı olmuş olsaydı onlar peygamber olacaktı. Pakistan'daki Müslümanların son bir peygamberi var mesela. Onlar diyorlar peygamber kimse de engel olamıyor. Yani peygamber bence peygamber olmasında fayda var. Peygamber olursa peygamber şu yani illahi Allah'tan gelmesi gerekmiyor bir şeyin üstün bir ruhtan. Eğer bir insan yetenekliyse topluma hizmet ediyorsa olsun peygamber ve bu yüce bir güçten gelmedi diye onun kıymeti düşmüyor. Aslında onun kıymeti daha yüksek oluyor. Müsaadenizle burada bir şey açayım. Bu İslam literatüründe peygamberlik vehbi midir, kesbi midir? Yani Allah'tan mı gelir? Yoksa kişi emeğiyle mi o makama ulaşır? Diye bir tartışma var. Mesela İslam aleminin büyük filozoflarından Farabi veya İbn Sina ve benzerleri İbn Rüşd dahil. Benim okumalarımda bu var. Peygamberliğin vehbi değil de kesbi. Yani elinin kesbiyle ulaşılabilecek bir makam olduğunu söylerler. Yani sizin deminki şeyinize bir tefsir olsun, bir izah veya bir dipnot olsun diye söylüyorum. Üstadım çok muhteşem bir cümle var. Onu size okuyayım. Siz Buyurun. katılır mısınız buna? Bir de bu açıdan bir bakınız. Gürgün Kahraman, demin bahsettiğiniz işraki bir Kürt felsefesi olarak işrakilik kitabının müellifi, yazarı, iyi bir işraki felsefe uzmanı der ki Kürtler metafizik bir halktır. Kürtler mi? Kürtler dini seviyor çünkü Kürtler 7 aşiretten bir tanesi Kürtlerin din adamlarından oluşuyormuş. Her tarafa gitmişler, din götürmüşler. Ama öyle öyle olmaları yararlı mı değil mi? Sonuç gösteriyor. O Kürtlere fazla faydası olmamış sonuçta öyle görünüyor. Biraz dengeyi Ben bulmak lazım. bu kanaatte değilim üstadım. Yani bence iyi olmuş, güzel olmuş, bize derinlik katmış, bizi aşkla tanıştırmış, bizi güzel hüzünle tanıştırmış. Ama siyasilerimiz bence ilk görevlerini doğru yapmadılar. Yani onlar yaptılar. Materyal dünya ile manevi dünya arasında bir denge oluşturulmasının doğru olacağını sanıyorum. Gerekli olduğuna. Güzel. Kürtlerin bu materyal dünyada kendilerine yer bulabilmeleri için Şart. bir denge kurmaları lazım. Mesele bu aslında. Şart. Yani sadece Doğru. dünya ile başka şeylerle uğraşmaları değil, bu dünyanın gerçekleriyle de uğraşması lazım. Bu dünyanın gerçeklerine göre adım atması lazım. İşin özü bu. Doğrudur. Doktor Bey, size şunu söylesem acaba katılır mısınız? Ben diyorum ki üstadım bizim din adamlarımız ister Sünni din adamımız ister veya hak din adamlarımız hepsi aslında görevlerini layıkıyla yapmış da toplumu yönetmekle mükellef olan siyasilerimiz bence görevlerini doğru düzgün yapmadılar. Siyasiler elbette görevlerini yerine doğru düzgün yapmadılar. Şimdi ben Gültekin'in
kitabında bir şeyi okudum. Mesela Haydar Bey'in köyü bizim köyün bitişi. Haydar Bey Koçgiri Hareketi'nin önderlerinden bir tanesi. Kürt Ehali Cemiyeti'nin üyesi. Daha sonra bunu anlatan kim? Bu Kemalist bir kitap yazan bir adam. Koçgiri Kürtlerinin Türkmen olduğunu söylüyor. Ama Haydar Bey'den bahsederken diyor, ben çocukken oraya gittim, başarılıydım. Beni öptü, böyle getirdi bana şunu verdi, başarılıyım diye okuyun falan demeye başladı. Yani Kürt bireyinin toplum içerisinde ilerlemesi için okumanın ne kadar önemli olduğunu o dönemdeki önderlerimiz, ileri gelenler anlıyorlar. Ama biz daha sonraki dönemlerde üniversitede önemli eğitim gören insanları görüyoruz. Başka şeylerle uğraştırıyoruz. Bu bizim toplumun aslında gerilemesine neden olmuş. Belki de bizim elimine edilmemizi isteyen güçler böyle bir şeyi de kendilerinin kazanabileceği bir şeyi de tercih ediyorlardı. Bu bizim tercihimiz değil, o bizden önce onların tercihiydi belki de. Bizim hayatın, gelişmelerin, dünyanın gerçeklerine uygun bir tutum sergilememiz lazım. Yani politikanın temelinde toplumun zarar görmemesi temeline dayanan bir politika izlenmesi lazım. Bizim toplumu kalkındıracak, ileriye götürecek bir politika izlememiz lazım. Bu olursa başarılı olabilir. Yoksa biz kavgaya meyilliyiz zaten. Bizi kavgaya çekerler, bizden daha güçlü olanlar bizi kavgada döverler. Sanıyorum bu en büyük handikaplardan bir tanesi. Kavga edilecek zamanı kimlerle kavga edeceğimizi seçmek zorundayız. Eyvallah. Nasıl? Haklısınız. Katılıyorum üstadım. Size katılıyorum. Üstadım, İbrahim Altun diye bir güzel insanımız var. Güzel Pencere diye bir kitap, bir dergi çıkarıyorlar. Agri'den. Size defaatle soruyor. Unuttuğumu sanmasın. Şimdi sırası geldi. Sorayım. Buyurun. Martin van Brunessen diye bir adam var. Profesör, doktor. Buyurun, kitabı burada var. Galiba ondan haberdarsınız. Çok merak ediyor. Hocam, bu onun yazdıkları hakkında ne düşünüyor diye sordu. Müteşekkirim kendisinin katkısından. Brunetti'nin kitabı burada olacaktı. Yani Brunetti'nin kitabı nerede? Evet. Yanında olacaktı. Şef Ağa ve Aşiret'le ilgili kitabı var. İyi bir kitap yani. Evet. Alevilerle ilgili de yazıyor. Evet. Başarılı bir araştırmacıdır Martin Brunessen. Biraz önce Evet. söylediğim gibi tarikatların sosyolojik bir vaka. Boşluk olduğu zaman, beylikler gittiği zaman yerine tarikatlar yükselişe geçiyor. Ben zaten onu söyledim. Bizde mesela Çemişgezek Beyliği'nde bu daha öncelere gerçekleşmiş. Daha sonraları da Sünni Türkler içerisinde gerçekleşiyor. Ayrıca ben başka bir şey söyleyeyim. Unutmadan Lütfen önce buyurun. mesela çoğu insan belki şeyin böyle bizim eski Alevi ve Sünni Kürtlerin birbirinden tümden kopuk olduğunu sanabilir. Benim dedem kendisi Harput'ta medresede okumuştu. Artık orada mı öğrendi, başka bir yerde mi öğrendi? Günde iki sefer dua ederdi. Dua ederken aynı zamanda yani biz namaz kılar derdi. Bazen secdeye de şey yapardı. Bütün gelmiş geçmiş Yahudilerin, İslam'ın ama Hürmüz'den başlamak üzere. Hürmüz'ü tabii ben merak ediyordum. Hürmüz işte Ahura mağazanın kendisi. Oradan başlamak üzere bütün gelmiş geçmiş velilere, nebilere, önemli tarihsel kişiliklere dua ibadet ederdi. Derdi ki bizi affedin, onu bağışlayın. Onlar içerisinde Abdülkadir Geylani de vardı. Gene Hakkari'li başka bir tanesi de vardı. Yani bizim öteden beri ilişkilerimiz. Hakkari'li muhtemelen Şeyh Hadi el-Hakkari olsa gerek. Şeyh Hadi Misafi bin el-Hakkari'li. Yo, şey neydi, ismini unuttum ben, başka bir Harakani mi, Hakkari mi?
Yok yok, kendisi Akbarlı olmasına rağmen Akbarlı ve Enbarlı. Yani şeyi anlatmak istiyorum. Ha öyle mi? Bunlar Ben yanlış anladım. Sünni kökenli olmalarına rağmen bizim toplumda Kürt olduklarından dolayı saygı görüyorlardı. Çünkü onlar Sufi değil. Yani bizim şeyin ben oradan şeyi çıkarıyorum. Geçmiş dönemlerde tarikatlar arasında belli bir geçişkenlik vardı. Sonraları devletin müdahalesiyle bu geçişkenlik falan önlendi. Ve işin ilginç olan yanlarından bir tanesi mesela Hurifilik'in hareketiyle ilgili kaynaklar Nakşibendilik ve şey vasıtasıyla ulaşıyor. Kadirilik vasıtasıyla günümüze ulaşıyor. Hurifilerin şey kaynakları. Çünkü Çok onların da çok önemli. önemli şeyleri var. Yani enteresan. Buradan ilişkiler var. Kürtler bu kadim kültürlerini hem Sünnilik yoluyla hem Riyahak yoluyla bir şekilde korumuşlar. Taşımışlar. Yani zaten tarikatlar bir ihtiyaç duymuş. Tarikatlara kendi kimliklerini bir ölçüde ifade edebilmek için daha değişik bir din inanç tasavvuruyla kendi kültürel renklerine yer verebilmek için tarikatlara ihtiyaç duymuş bir ölçüde. Evet. Dolayısıyla Bahsettiğiniz bu Taha'i Hakkari olabilir mi? Veya yo. Şehri Nehri olabilir mi? Veya Yo başka Arvasi biri. midir? Ahmedi Yo başka Hani birisi. midir? Peki, Yo değil. tamam. Neyse, Evet, okey. neyse. Değil. Onu Yani söyleyeyim ben. sizin dedeniz Harput'te bir medrese okuduğunu biliyorsunuz. Yani Kürtler Ama eskiden bunlar birbirinin içindeydiler. o şöyle bir şey ilginç olan şey eğer dedem bu şeyleri medreseden öğrendiyse acaba o medresede Hürmüz'den bahsediyorlar mıydı? Hürmüz'ün ismi geçiyor. Yani Yahudi şeylerine daha hürmet duyuyor. Önemli kişiliklerine, peygamberlerine, İslam'da olmayacak kadar. Acaba o medreseler daha mı liberaldı? Nasıldı? Kendi Keşke bunu biraz şeylerini araştırabilseydik. kendi eğitimlerini acaba yani dinin tarihine dolayısıyla Hürmüz'den bahsettiklerine göre ona da yer veriyorlar mıydı? Dedem ayrıca mesela şey derdi ki ya Rabbi uçan kuşlara, yağan yağmura, akan sulara bağışla. Nedir? Sen burada tabiatı kutsal görüyorsun. Çünkü tabiat eğer bütün kozmos tanrıysa ondan oluşan her şey kutsal bir öze sahiptir. O yüzden saygı göstermek lazım. Ama bizim Zerdüştlükten farklı olan taraflarımız da var. Mesela Zerdüşt'te şeyin birçok farklı tarafımız var da onlar cesetleri kuşlara verirlerdi. Bizde gömme vardı. Cesedi gömerler bizde. Öyle bir şey yok mesela. Ha. Daha bir dizi önemli farklılık var. Zerdüşt şeyiyle. Daha çok bizim inancımız mitraizm etkisiyle zaten daha önce de Zervanizm zaten mitraizme katılıyor bir dönem sonra. Orada son buluyor ama bugün tekrar gündeme geliyor çünkü Zervanizmin kökeninde zaman var. Her şeyin başı zamandır diyor. Şimdi de zaman biliyorsun yeni teoriler bu şeyin evrenin gelişmesi zaman kavramı yine tartışılıyor. Aynen doğrudur. Ya. Yani ben geçenlerde ben de bunu düşünmüştüm. Ya dedim keşke onun için ben bu kadim Kürt kültürünü ve dahi dinlerini çok önemsiyorum. Öyle ki eğer biz bu kadim geleneğimizi anlayabilirsek galiba ister riya hak olsun bütün bilgelerimizde işrakilik var. O Bütün geleneklerimizde. sanıyorum şeyde Yunan felsefesinden epey etkilenmiş. Şöyle ki Yunan felsefesi Yunanlı filozoflar, bilim adamları bir ara onlar şey olduklarından dolayı, putperest olduklarından dolayı sürgün ediliyorlar. Sürgün edildikleri zaman Akdemir Nemliler döneminde mi daha sonra mı neyse bunlar korumaya alınıyor. Ve iki merkez o dönemde iki merkez üniversiteler kuruluyor. Bunlar eğitim veriyor. Birisi Nusaybin'dir, birisi Erhat'ta günde ne gündür? Günde Şapur mudur? Ne? Günde Şapur.
orada. Dolayısıyla burada Neoplatonizm var. Bunlar bizi etkiliyor ve İran tarafının bu diğer tarafla yaptığı anlaşmada bu filozofları savunanlara dokunmayın diye bir anlaşma maddesi yer alıyor. Düşünebiliyor musun? Anlaşma maddesinde dayatıyorlar, onlara kabul ettiriyorlar. Diyorlar bunlara putperest olduklarından dolayı şeyin dokunulmayacak, bunların şeylerin önüne geçilmeyecek düşünceleri. Vay, enteresan. Çok enteresan. Bu Gerçekten. bizi önemli oranda etkilemiş bütün bu şey tarika çeşitliliği biraz da onunla ilgili. Yani biz Evet. çeşitli inançların, çeşitli kültürlerin kesiştiği bir alanda yaşıyoruz. O yüzden böyle bir sürü şey ortaya çıkıyor. Bu bizim zenginliğimiz ama bizim parçalanmamıza da katkı sağlayabilir ayrı bir şey. Doktor Bey, şunu özellikle kendi adıma da söylemiş olayım. Gürgün Bey de ifade etmiştir. Yunan felsefesinin kaynağı Mezopotamya'dır. Yani bizim ülkemizdir, bizim topraklarımızdır. Ancak bunu söyledikten sonra bir şeyi hatırlatmak isterim. Sıkılıyor musunuz? Zamanla ilgili bir sıkıntınız yok değil mi üstadım? O da Mesela eğer isterseniz mola da verebiliriz. Zira yok şu yok. anda tam 3 saat geçti. Öyle mi? O kadar zaman geçmiş değil mi ya? Buyurun. 3 saat mi? Hayır. Buyurun. Doğru. 9. Yok, o Hı? 2 saat. Özür diliyorum. 2 saat. Hı? İlk 2 saat. Yani düşünebiliyor musunuz? Dergahta zaman nasıl geçiyor belli olmuyor. Siz sohbetin başında, yani canlı yayının başında dediniz ki 2 saat maksimal. Ama bakınız, daha söyleyecekleriniz çok şeyler var. Lütfen devam ediniz. Eğer siz de uygun görürseniz. Dergahın kendisi de ilanidir. Dost da Eyvallah. işte Mitra'ya dua ettikleri zaman, şarkı söyledikleri zaman Mitra'ya dost diye çağırıyorlarmış. Bir şimdi dost dost diyorlar. Kavramlardan bahsediyorum. Şeyde can mesela, çoğu insan canın ne olduğunu bilmiyor. Can Vedalarda biyan, sonraları giyan olarak geçer. Sonra de can, yani can olur oradan. Vedalara dayanıyor. Can ruhtur. Ruh demek istiyorlar canla. Yani bugün Alevi olarak kendisini ifade edenler merhaba canla falan diyor. Onun ne anlama geldiğini bilmeden kullanıyor. Onun kökeninin ne olduğunu bilmeden Vedalara dayanıyor. Oradan Avesta'ya dayanıyor. Bizim kültürümüzle ilgili can. Ruhun Çok kendisi de güzel. Bize can geliyor. Vallahi can geldi. dolaşımda olan candır. Can dolaşıyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Veli Şahin abi der ki, etem ehli riya hakta konuşmak ibadettir. Veya da ibadetin bir türü de konuşmaktır. Üstadım, bir soru daha var. Onun şöyle bir kökeni olabilir. Bu Lütfen buyurunuz. İranlar yazmaya fazla önem vermiyordu biliyor musun İran kültüründe? Yazmaya değil, yazmayı hatta şeyi düşük bir şey olarak görüyorlardı Akemeniler döneminde. O zaman Akemeniler dediğim zaman çoğu diyecekti ya bunlar Fars. Biraz önce de dediğim zaman dediğim gibi sadece bunlar Fars değil. Mediler federatif devletin bir parçası. Bütün İranî kültürleri, Kürtleri de temsil ediyor. O yazmayı küçümsüyorlar. Küçümsüyorlar. O yüzden konuşmak o kadar önemli hale geliyor. O yüzden biz o geleneğe devam ettirmişiz. Ama medeniyet açısından Wow. yazmak önemli tabii. Yazma Wow, yani wow. Çok önemli bir bilgi oldu üstadım bu. kullan. Çok önemli bir, Resmen hakikaten çok önemli. küçüyor. Bu dengecilik oradan mı gelmiş acaba? Muhtemelen Evet, o sözlü şekilde konuşmak edebiyat. lazım. Ya. Peki üstadım, ben size bir soru daha sormak isterim lütfen. Hoda kelimesinin etimolojisine hiç baktınız mı? Benim önümde vardı Lütfen onu da kuda. bizimle paylaşınız. Kuda. Kuda. Ya kuda ile ilgili yazmışım. Wikipedia'da İngilizce sayfasında bir çeviri yaptım. Rab, hükümdar, üstad anlamlarına gelen terim. Orta dönem İrancasına ait Kuvatay. Kuada.
terimlerinden türetilmiş bunu. Farsça yazılı metinleri Hadey, Orta Dönem Farsçasında Huday ve Sogdiyan dilinde ise Hadey biçiminde yer almaktadır. Bu isim kendini tanımlayan otokrat anlamına gelip Avesta'da Hıdata olarak geçen eski İran formunun Orta Dönem İrancasındaki bir yansımasıdır. Neyse bu şeydeki karşılığıdır ama ben kendim yorum yaptım. Yaptığım yorumda diyorum Halk yolu Kürtleri içerisinde Kuday yerine genellikle onun farklı biçimi olan Hade ismi kullanılır. Dayın fiilinin geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs gibi olan verdi anlamında da aynı zamanda anne, dayık, dayı, de, da anlamına da gelmektedir. Irmaklar Tanrısı Anahita'nın önceli Deana, Dea ile başlıyor. İsimdeki da öncesi, öneki Kade Huda isminde son ek olarak karşımıza çıkmaktadır. K ve H kendisi anlamına geliyor. Dolayısıyla Kade kendi kendisini yaratandır. Kendi kendisinin ilk olduğundan verendir. dolayı Kendiliğinden var olan. kendiliğinden var olan, kendi kendisinin atası olan anlamına Bravo. geliyor. Bravo. Yani Harika. sonra ya o daha değişik şeyler var ama oradan Muhteşem. başlayalım. Yani Sayın İbrahim Sediyani de sizi destekler mahiyette der ki Hoda kendi kendine var olan varlığı kendinden kayım olan anlamındadır. Kürtçedir %100. Lacibavoid ailesinde kendinden kendin var eden kendiyle veya hakkı tasavvufla ilişkisi nedir? Acaba bu düşünce yani bu kendi kendinden var etme kendinden kayım olan bu böyle bir düşüncenin riya hak inancı ve felsefesi midir? Kendi kendisine yo re re daha çok bu yani evreni tanrı olarak görmekten kaynaklanıyor. İnsanı da bir evrenin parçası olarak tanrısal özde sahip kutsal bir varlık olarak görüyor. Muhtemelen Yunan monizminden de etkileniyor. Bu monizmin temsilcilerinden bir tanesi Pitagor'udur. Üstadım, acaba şunu söyleseniz yanlış mı olur? Tanrı doğadır, kozmos mudur desek mi daha doğru olur? Yoksa biz kozmosu Tanrı mı görüyoruz desek daha mı doğru olur? Öyle görünüyor. Şimdi geçenlerde bir yerde ben rastladım. Mesut Barzani bir mesaj veriyordu. Birisinin ölümüyle ilgili diyordu ki Hakk'a ulaştı. Hakk'a ulaştığının kökeni aslında işte bu monolizme dayanıyor. Yani evreni tanrı olarak ölen insan şeye öldüğünden dolayı tekrar toprağa karışıyor. Yani büyük hakkın bir parçası haline geliyor. Doğanın bir parçası haline geliyor. Odur. Belki kendisi Bu da farkında bir olmayabilir ama reenkarnasyon felsefesini mi doğuruyor? Yani kökeni ona dayanıyor. Ondan sonra Dönüşüyor, dönüşüyor. bu Şeyh Said hareketinde yer almış bir isim vardı. Geçenlerde onun bir şeyine rastladım. Şiiri miydi neydi? Orada da biz ehli halkız diye geçiyor. Şeyh Said hareketinde yer alan hangi kazaydı? Bu dağlık olan bir kaza. Zaza olan bir kaza. Darahini yani şey ha. Evet. Hani doğrudur. Hani Hani Darahini. diyor Darahini. biz ehli halkız. Ehli Aynen halkız öyle. diyor. Neydi? Yani Aynen. demek ki geçmişi yani oradan gelen kavram eğer burada kalmışsa demek ki geçmişte oradan gelmişler o yüzden. Zaten Evet. özellikle biz Zaza Kürtlerinin daha sonraları İslam'a geçtiğini biliyoruz yani onunla ilgili şeylerimiz var. Evet. Daha belki daha Zaza çok. Kürtleri bir daha söylediğinizi üstadım tam anlayamadım. Zaza Kürtleri sanıyorum İslam'a daha sonradan geçmiş öyle Evet. görünüyor. Evet. Evet. Muhteşem. Bu güzel oldu. Kendimden biliyor. Biz bu kendimizden biliyoruz.
Neyse, şimdi üstadım, doktor bey, siz ikide bir şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sürekli Yunanistan'a bir atıfta bulunuyorsunuz. Müsaadenizle ben burada bütün cesaretimi toplayarak size itiraz etmek istiyorum. Yani çünkü Yunanistan fikriyatının, medeniyetinin veya tüm dini yapının esası aslında Kürt coğrafyasıdır. Mezopotamya'dır. Yani Kürtler Mezopotamya'dan merkezde kalıyor ama Kürtlerin işte bu kültürün oluşumunda bütün halkların payı var. Çünkü bu tarih sonraki tarihte Kürt olanların bir kısmı belki önceki tarihte Asuriymiş ya da önceki tarihte başka bir milletmiş ya da sonradan Asuri Arap olanların bir kısmı Kürtmüş. Sınırlar belli değil, iç içe değil, durmadan göçler oluyor. Hele fikirler bir bölgeden bir başka bölgeye gidiyor. Din hakeza. Öyle olunca elbette Yunanistan'a geçiş doğal olarak Mezopotamya üzerinde olacaktır. Çünkü Mezopotamya uygarlığın geliştiği ilk şey Verimli Hilal. Verimli Hilal'den dışarıya doğru açılıyor. Verimli Hilal'de şeyin uygarlığın gelişmesinin de nedeni var. Onu mesela bu Türkçe'ye de çevrilmiş önemli bir kitap. Niye Mezopotamya'da gelişmiş? Çünkü Mezopotamya'da yerleşik bir topluma geçmenin temelleri var. Nedir? Buğday orada var, arpa orada var, inek orada var, keçi orada var, koyun orada var. Dolayısıyla buğday sen bir sene saklayabiliyorsun ama başka bölgelerde yok. Sonra sen bu buğday belli bir iklimde yetişiyor. Başka bir iklime götürdüğün zaman yetişmiyor. Ya da hayvanlar ölüyor sıtmadan şundan bundan dolayı. Dolayısıyla gelişim yatay enlem üzerinde oluyor. Doğudan batıya ya da merkezden doğuya ve batıya doğru. Dolayısıyla ilk önce Mezopotamya'da gelişiyor. Doğal olarak daha sonra batıya doğru genişlemeye başlıyor. Doğuya doğru genişlemeye başlıyor. Bu ne demektir? Kültürler de Mezopotamya ilk önce merkezi bir rol oynuyor. Daha sonra diğer bölgelere gittikleri zaman diğer bölgelerde farklı bir gelişim yaşıyor. Ondan sonra o daha zenginleşmiş olarak tekrar merkeze dönmüş olabiliyor. Değil mi? Öyle olduğundan dolayı geçmişte Mezopotamya Eyvallah. uygarlığın merkezi olmasına rağmen bugün uygarlığın merkezi değil. Bugün Evet. uygarlık Mezopotamya'ya dönüyor değil mi? Gene aynı şey. Doğru. Bunun Aynen. nedenleri bu. Bir zaman merkez olmak onun sürekli bir anlamına gelmiyor. Yani bizim gerçekliğimiz de o. Kendimizi övmeyelim. Üstadım, bunları bilmek Doğru. tarihi köklerimize tekrar sağlam dönebilmeyi sağlar diye Tabii. düşünüyorum. Tabii. Üstadım, Doktor Bey, çok ciddi bir Kürt mütefekkiri ve benim akıl piri olarak kendisini adlandırdığım, benim kendi aklımın piri olarak adlandırdığım bir zat-ı şahaneden bahsetmek isterim. Evet. İsmi Mehmet Ender'dir. Kendisiyle hüznü, aşkı konuştuk. Halen de devam edeceğiz konuşmaya. Kendisinin şöyle bir tabiri vardır. Katılır mısınız? Der ki, Mezopotamya insanlığın mayalandığı yerdir. Mezopotamya tabii çok önemli. Mezopotamya yani ilk yerleşime geçilen yer, ilk uygarlık merkezi. İlk inançlar orada ortaya çıkıyor. İnançların ortaya çıkmasının nedeni de şudur: insanlar arasındaki ilişkileri kurallara, kaidelere bağlamak istiyorlar. O yüzden yani bir nedeni o inancın ortaya çıkmasının. İkinci nedenin elbette bir şeyi anlamamakla ilgisi olabilir ama kural ve kaideler bu nedenle ortaya çıkıyor. Yoksa insanlar kavga edecek, birbirini öldürecek, yerleşik topluma geçince yerleşik toplumun barış içerisinde yaşayabilmesi için bir şeylere ihtiyacı var. O nedenle bu tür inançlar bu bölgede popüler hale geliyor, gerekli hale geliyor. Yani siz böyle bir tabire katılır mısınız? İnsanın mayalandığı coğrafya. İnsanın mayalandığı coğrafya
Yani ben ondan biliyorum ne anlamak lazım. İnsanlık elbette orada mayalanıyor ama ondan önce de insanlık başka bölgeden göçüyor, geliyor. Evet, yani şey, zihinsel anlamda, medeniyet anlamda, o anlamda. Tabii. Gerçi siz de demin onları söylediniz, zaten orada mayalandı, sonra etrafa taştı. Big Bang teorisi gibi patladı. Oradan sonra etrafa, doğuya, batıya, kuzeye kaçtılar veya gittiler, göç ettiler. Evet. Üstadım, bir de Lacivabu'yu bir şey söyle, bu çok önemliydi. Onu kaçırmamak için çok şey, size bir soru olarak da yöneltmiş olalım. Riya Hak'ta der, teklikte çokluk, çoklukta teklik vardır. Teklikte çokluk. Evet, çokluk. Teklikte çokluk, çoklukta teklik vardır. Katılır mısınız? Bilmiyorum hangi anlamda söyleniyor yani. Çoğulculuğu kabullenme anlamında mı? Yani siz demin izah ettiniz. Dediniz ki biz Re Hakk'a baktığımızda Re Hak bize kozmosun Tanrı olduğunu veya Tanrı'nın kozmos olduğunu. Tabii Çünkü bu anlamda. şöyle bak, bu Amesas Pantos denen şeyler var. Orada Tanrı'nın vücudunu oluşturan maddelerden bahsediyor. Bu maddeler çoğuldur tabii. Onlar ayrıca kutsal bir şeye falan da denk düşüyor. Bunların insanda da ifadesi var. Onlar hem bütünü oluşturuyor hem de parçaları oluşturuyor. Eğer bu anlamdaysa doğru. Evet. Bu çok önemli bir betimlemeydi. Yani varoluş bu temel üzerinde kendisini ifade ediyor. Bilemiyorum yani onun üzerine düşünmem lazım. İşte Peki. Peki. dediğim şekilde. Doktor Bey, sizin özellikle unutmak istemediğiniz veya söylemek istediğiniz, önemli gördüğünüz hangi konular var? Onu da bizimle paylaşınız. Bizim yapmamız, yani baştan beri yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, eskiden biraz önce bahsettiğim siyasetler doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Geçmişte siyasetler vardı. Mesela kendisi Kürt hareketi ama başındaki Kürtçe'ye hiç ilgi duymuyor. Hiç Kürtçe öğrenmemiş. Bir kelime Kürtçe öğrenmemiş. Yani bu kendi insanları ölüme gönderiyor ama Kürtçe öğrenme söz konusu olduğu zaman Kürtçe öğrenmesi için hiçbir çabası göstermemiş. Evet. Bu bana son derece tezat olarak görünüyorum. O kadar fedakarlık yapan birilerine onu yapma yerine eğer Kürtçe öğrenmiş olsalar, Kürtçe konuşmuş olsalar, Kürtçe yaşamlarını Kürtçe düzenlemiş olsalar herhalde bugün çok daha ileri bir noktada olacaktır. Çok doğru. Çok doğru. Bunu yapmamakta herkesin payı var. Maalesef. Bizde narsizm egemen birisi bir şey olunca hemen kendisini çok beğeniyor, Koyu ben kendisini merkeze soracağım. yerleştiriyor. Büyük bir problem tabii. Evet. O maalesef. Yani Maalesef. Kürt dilinin eşsizliğine, büyüklüğüne, azametine dikkat çekiyorsunuz. Kürt diliyle Kürt yaşar diyorsunuz. Ben öyle anladım. Üstadım, bu çok ciddi bir doğrudur ve altına hepimizin imzasının olması gereken bir Yani doğrudur. ben olmuş olsam başta eğer 80'lerde o kadar hür birbirlerine şu bu içerisinde uğraşacağımı gönderirdim insanları Farsça öğrenmeye. Eğer Farsça öğrenirlerse Kürt dilinin kaynaklarına ulaşabilirler. Doğru. Ondan sonra kendilerini daha bütün hissedebilirler. Ya da daha değişik dillere Arapça başta olmak üzere öğrenmeleri için çaba gösterirdim ama insanlar onu yapacaklarına başka şeyler yaptılar. Gidin şunu yapın, bunu yapın, o burayı kırın, Evet. öteki tarafı kırın.
bu iş öyle olmuyor yani. Müsaadenizle çok önemli iki sorum var. Eğer müsaadenizle size sorayım, sizin görüşünüzü bu hususta almak isteriz. Birincisi şu, Koyo Berz iki, çok ısrarla soruyor, onun için size yöneltmem gerek. Gerçi soracaktım. Kendisine teşekkür ediyoruz katkısından dolayı. Zaza Kürtlerinin sünnileşmesi hakkında ne söylersiniz? Bunu cevaplandıktan sonra mütefikirimiz hürmete layık, saygıdeğer Evin Çiçek hanımefendinin bir paylaşımı var, bir çalışması vardı. Onu size soracak. Ama öncelikle Zaza Kürtleriyle ilgili sünnileşmesiyle alakalı bilginiz bize lazım. Yani şimdi Zaza Kürtlerinin tarihiyle ilgili, yani Kürt tarihi konusunda nasıl bilgimiz yeterli değilse, Zaza Kürtlerinin tarihiyle ilgili de bilgimiz yeterli değil. Birçok bu konuda yazar insan Hazar'ın güneyinde Deylem ülkesine bağlıyorlar. Muaviye döneminde şeylerden, atlılardan oluşan önemli bir grup mecburen sünniliği kabul ediyor ama Zazaların önemli bir kesimi, büyük bir çoğunluğu sünnileşmemiş. Buyid Devleti'nin sanıyorum önemli şeyinden, Kakailerle birlikte. Daha sonra Batı'ya falan geliyorlar. Sonra sünnileşmeleri sonraki tarihlerde sanıyorum Yavuz'un özellikle bu konuda, Yavuz döneminde bir önemli bir sünnileşme yaşanıyor. Ama kesin olarak kopuşun Zaza Kürtleri arasında ne zaman gerçekleştirildiği ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Yalnız mesela bazı ocaklar var. Diyelim Piran Alevi ocakların merkezlerinden bir tanesidir. Zamanda Sinemenli mesela. Demek ki zamanda onlar şeymiş, Aleviymiş merkezi öyle olduklarına göre. Alevi değil de Reyhak imiş. Reyhak. Alevi kelimesi gerçekten çok itici. Evet. Yani Reyhak'mış zamanında. Sonradan onlar farklılaşıyor. Ma. Bugün kendisi aynı farklılaşma gene kendisi Reyhak tarafısı olan insanlar arasında da yaşanıyor. Onlar da başka bir kanaldan başka şekilde asimile oluyorlar. Evet. Yani zaten insan dilini unutunca kültürünü de unutuyor. Şimdi ben eğer Maalesef. Türkçe bilmemiş olsaydım ufak yaşlarda ben Kurmancımla Alevi demenin arasındaki farkı bilmeyecektim. Onu yaşadığımdan dolayı ben biliyorum. Ama Çok doğru. yeni şehirde büyümüş bir insan o farkı anlayamaz. Maalesef. Sayın Böyle bir şey var. müttefike, özür diliyorum kendisinden. Buyurun. Müttefikimiz Evin Çiçek Hanım'ın şeyine gelmeden önce Keser Gavan Beyefendi şöyle bir şey yazmış, size okumama müsaade ediniz lütfen. Zerdüştlükte ölülerin defnedilmediği doğrudur. Dersim'de buna benzer şöyle bir rivayet anlatılırdı. Kuryesor yani aşiretine mensup eski yaşlılar arasında Kuryesor aşiretine mensup çocuk ve bebekler öldüklerinde iki beyaz kutsal kurt gelirmiş. Gece o çocuk ve bebeklerin cesetlerini sırtlayıp Jargovit Dağı'na doğru gidip kaybolurlarmış. Çocuk ve bebeklerin cesetleri Kuryesu aşiretin ilk evi ve hala da bir ocak olan Havse Deve'nin önündeki iki selvi ağacının altına bırakılırmış. Bu selvi ağaçları asırlık ağaçlar olarak hala duruyor. Kutsal olan iki beyaz kurt özür dilerim. Kutsal olan iki beyaz kurt geceleri gelip cesetleri alıp Jargovit Dağı'na doğru gidip kayboluyorlarmış. Bu rivayetin Zerdüştlük'te bağı nedir hocama soruyu sorar mısınız? Memnun olurum. Yani öyle görünüyor. Bu bir iz olabilir. Tabii Zerdüştü onların kendi ölülerini dağ bıraktıklarıyla ilgili bir iz olabilir. Çünkü Zerdüştlük'te toprak, su ve havayı kirletmek bir günahtır.
bu günah Oh. olduğundan dolayı şöyle bir şey yaşanıyor. Bu çok önemlidir. Mesela şehirlerdeki zanaatkarlar falan kıymetli bir meslek olarak görünmüyor. Onlar suyu kirlettiklerinden dolayı, havayı kirlettiklerinden dolayı ne oluyor? Araplar Wow. köylere girdiği zaman zanaatkarların bu şekilde küçümsenmesi nedeniyle ilk önce İslam'ı seçen bunlar oluyor. Enteresan bir bilgi. Vallahi çok hoş oldu. Evet. Aa, Şimdi sonra müsaade. kapatıldı. Hakikaten çok enteresan bir güzel bir bilgi oldu vallahi. Tabii herkes menfaatini gözetmek zorunda değil mi yani? O da bir Doğru. gerçek. Yani menfaat din seçiminde, tercihte çok ciddi bir sahiptir, çok ciddi bir sebeptir. Yani bu şeyi gösteriyor. İdealist olmakla rasyonel olma arasındaki farkı gösteriyor. Çok doğru, çok Değil doğru. Keşke şu anda biz aynı rasyoneliteyi mi? gösterebilsek. Yani sizin dediğinizde bir ulus olarak tercihimizi batıdan yana koyalım da devlet sahibi olalım. Yani zengin olalım, daha müreffeh yaşayalım. Üstadım, Evin Hanım'ı tanırsınız. Takip ettiğinizi zannediyorum. Aynı insanısınız. Evimi tanıdım, doğrudur. Görüştük. Kendisi buraya geldi, doğrudur. Burada geldi, yerine Ben kendisini çok takdir eden bir kardeşiyim. geldi. Kendisine Üretken bir Kürt olarak müteşekkir olduğumu buradan tekrar ifade etmiş olayım. evet. Çalışmalarıyla gerçekten yani ciddi ve disiplinli çalışmalarıyla bir Kürt olarak ciddi anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi bir ara şöyle bir şey yayınladı. Bende kopyası duruyor. Alişer hükümetinin, Koçgiri hükümetinin bir bildirisini yayınladı. Ondan haberdar mısın? Onun yani o kitabında geçiyor zaten, tercüme etmişti iki tane şey Evet. eden, daha sonra değişik şeylerde geçti. Şimdi hükümet artık bilmiyorum hangi aşamada o yapılmıştı, ama bizde şöyle bir şey vardı, büyükler anlatırlardı. Yani o çatışmalar yaşanmadan önce belli bir örgütlenme var elbette. Ama genellikle şey o İki şekilde Koçgiri Hareketi değerlendiriliyor. Birisi isyan diyor. İsyan diyen sadece sol kesimdeki şeyler değil. Hatta birisi benimle tartıştı da bu konuda. Tür solundan birisi. O da isyan deyip kendi isyanına gerekçe bulmaya çalışıyor. Öyle görünüyor. Ben şöyle görüyorum. Kürt Milliyetçi Hareketi olmasına rağmen bunlar kendi güçlerini bildiklerinden dolayı bir ayaklanma yanlısı değillerdi. Ama devlet zaten Gültekin Uçar da bu konuya değiniyor. Devlet merkez ordusunu kurmuş, merkezi temizleme kararı almış. Kürtler hiçbir şey yapmadan bunlar provokasyon yaratarak merkezi temizleyecekler. Merkezi Koçgiri temizlemeden Dersim'in sınırlarına ulaşamazlar. Dersim'in sınırlarına ulaşamadan Şeyh Said'i vuramazlar. Şeyh Said'i vuramadan Dersim'i kuşatamazlar. Dolayısıyla bu askeri bir hareket planı olarak gelişiyor. Koçgiri'de bazı provokasyonlar yaratılıyor. Provokasyonlar sonucunda aşiret üyesi olan Kürtlerin nasıl karşılık verebileceği biliniyor. Yüzbaşı elinde şeyle dolaşıyor. Sizin ölüm fermanınız benim elimde diye dolaşıyor. Ondan sonra Kürtlerle ilgili vurulacak diye kararın alındığı ile ilgili başka bir belge ele geçiyor. Çatışmalar böyle başlıyor. Ondan sonra mesela o zaman Hayder Beyler, Alişa Beyler çatışma yanlısı değiller. Çatışmaları önlemek de istiyorlar. Ordu diyor ki biz buraya kadar gelmişiz, geri dönmeyiz. Bunu anlatan zamanın Sivas valisi. Yani çatışmayı isteyen devletin kendisi merkezi temizleme adına aynı şeyi Şeyh Said Hareketi'nde de görüyoruz. Aynı şeyi ben size söyleyeyim burada. 70 ve 80 PKK Hareketi'nde de görüyoruz. Devlet istedi. Devlet Kürtlerden daha fazla Kürtlerin yok edilmesi için çatışmaları istedi. Çünkü güçlü olan onlardı. Kazanacak olan biziz deyip
Kürtleri erken bir çatışmaya zorladılar. Bizim trajedimizin sebebi bu. Nereye kadar gidecek bilemiyorum tabii. Onları konuşacağız ama üstadım sizin o bildiriden içindeki şeylerden mutlaka okumuşsunuzdur, haberiniz de var. Orası çok dikkatimi çekti. Yani orada İslami vurgular var. Ha şeyin Evet. Alişer'in şiirlerinde İslami vurgular var. Benim dayızadelerinden bir tanesi bir kitap çıkarmıştı. Alişer'in şiirlerine yer vermişti. Daha sonra ben onları çıkardım. Mehmet Bayrağı verdim. O kendisi zaten benden alarak kitapları yayınladı. Alişer'in şiirlerinde İslami vurgular var. Zaten bizde İslam reddedilmiyor. Muhammed'e, Ali'ye sahip çıkılıyor. Ama başka bir şey de diyor mesela Alişer bir şiirinde diyor ki biz Tanrı'nın zerrelerinden gelmeyiz. Tanrı yani o bakımdan da Sufizmi şeyin içine taşıyor. Ama diğer taraftan bu işin bir politik yanı da var. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla zaten Sivas Kongresi'ne katılan delegeler devlet tarafından seçilmesine rağmen, daha doğrusu Mustafa Kemal tarafından seçilmesine rağmen çağrılan delegelerin dahi çoğunluğu gelmiyor. Buna rağmen böyle bir karar Sivas Kongresi toplanıyor. Ve Sivas Kongresi'nde o zaman kongre kararlarında halifeler sahip çıkma, saltanata sahip çıkma diye kararlar alınıyor. Bu böyle kararın alındığı dönemde elbette bu Kürtleri de saltanat ve şeyden yana olacaklardır. Ayrıca İstanbul hükümeti kararı da almış. Yani bu sorunu çözmeyle ilgili, barış anlaşmasıyla ilgili bazı şeyler de, kararlar da alınmış. O tür beklentiler de var. Ankara hükümetinin tercihi belli. Baştan itibaren milliyetçilik temelinde örgütlenmiş. Kürtleri tasfiye etme üzerine planlar yapıyor. O yüzden bunlar Ankara'nın meşruiyetini kabul etmiyorlar. Meşru olarak İstanbul Meclisi'ni kabul ediyorlar. Ve işin ilginci İstanbul Meclisi'nin kapatan İngilizler, İstanbul Meclisi'nden kaçan Hikmet Ünen'i ve Fevzi Çakmak geliyor Ankara Meclisi'nin üyesi oluyor. Onunla birlikte 30-40 tane üye daha var. Yani İngilizlerin o kapatma eylemi olmamış olsa İstanbul Meclisi'ni Ankara Meclisi başarılı olamayacak. Bravo, bravo. Bu aslında İngilizlerin ne kadar büyük bir destek verdiğinin açık ve net ifadesidir. Yani son derece mesele aslında anlaşılmayacak kadar zor değil. Savaşı kazanmış, dünya savaşını Evet. kazanmış. Evet. Bölgede kendi istediği bir düzen kurulmadan adam çekilmeyecek. O tür garantileri aldığı zaman ondan sonra çekiliyor. Yani ben olsam ben de yaparım. Bu kadar Tabii, tabii. anlaşılmayacak kadar zor bir şey değil. Kürtleri tercih etmeye gelince Kürtleri niye tercih etsin yani? Kürtlerin kendi birisi diyor beylik olsun, birisi başka bir şey de diyor. Her birisi bir tarafa çekiyor. İngilizler de o zaman Kürtleri temel alarak bir politika yürütmezler. Yani sen alternatif olduğun zaman çünkü onlar da zaten çıkarlarını düşünüyorlar. Ayrıca zaten Doğru, savaş doğru. diyor bunu bence. Yani Görüyorsun. peki siz Alişer'in ben ilk okuduğumda çok dehşete kapılmıştım. Hatta inanasın bile yok. Yani neredeyse. Sonra üstadım Osman Aydın Bey de bana sormuştu bunu nereden buldun? Ben de dedim ki valla Evin Çiçek Hanımefendi'nin paylaşımlarından aldım diye. Yani orada sizce o ifadeler politik midir? Hangi ifadeler diyorsun? Alişerimizin yani pirimizin, büyüğümüzün o hükümetinin yayınladığı o bildiriyi kastediyorum. Yani bir İslam'a vurgu yapmaların nedeni aslında şeydir. Muhalefet cephesini genişletmeyle ilgili bir taktik. Ama Politik kendisi de tavır. Öyle okuyorsunuz. Alişer'in kendisi de son derece inançlı birisi yani. Tamam camiye gitmiyor, namaz kılmıyor ama Aynen şeydir. yani cami ölçü değil ki ben onu bakmıyorum ben. Ali Şer'in Evet. inançlı olduğundan yeri İnançlı. cennet olduğundan şüphem yok. Onu söylemiyorum. Ben inanç sorgulamasına gitmiyorum üstadım. Ben anlamaya çalışıyorum. Alişer kendisini bugünkü Aleviler gibi ya da Reah gibi
taraftarları gibi dinsizliği temelinde tarif etmiyor. Ali Şer'in kendisi dindar birisidir. Seyit Rıza da dindar birisidir. Aynen. Evet. Yani ben bunu anlamaya çalışıyorum. O Bunu dönemde anlamaya çalışıyorum. zaten yani birkaç kişi olabilir. Benim çocukluğum döneminde de dindar olmayan insan yoktu. Şimdi millet çıkıyor diyor ki yok din yoktu, şu yoktu, bu yoktu, eşitlikti bilmem ne. Eşitlik yoktu. Bir kere beni dinleyen Aleviler varsa, Kürtler varsa ben anlatayım ya. Bizde bir kadının önünde bir erken önünde kadın geçmezdi biliyor musun? Yani yolda geçtiği zaman onu yolunu keserek geçmezdi. Bu ayıp sayılırdı, saygısızlık sayılırdı. Sonra bir erkek geçtiği zaman eğer yaşlı bir kadın değilse o şarla ağzını burnunu hemen kapatırdı. Ondan sonra hep ayrı yerlerde otururlardı. Yani kadın erkek eşitliği falan yoktu. Belki Sünni Türk köylerinde karşılaştırıldığı zaman farklar vardı ama bizde de son derece kapalıydı. Ağzını burnunu kapatıyorlardı. Zaten resimlerde, eski resimlerde görülüyor yani. İşte Şimdi bunları yani doğruladığımız veya idealize ettiğimizden dolayı değil, ya böyle olması yani gerektiği olduğunu söylemiyorum ben ama böyleydi. Onu anlatmak istiyorum. onu anlattım. Onu sizden duymak için Yani aslında biraz deşiyorum. madem Şimdi o şey. gerçeği savunuyoruz, doğruyu savunuyoruz, diyoruz bizim inancımız doğruluk gerçek gerçeği savunma dinidir. O Evet. zaman bu gerçekleri de söyleyeceğiz yani. Dürüst olmak lazım. Mesele o. Ya evet, çok önemli. Çok önemli. Biz hakikatimizi bileceğiz, ona göre hal ve şeriatimizi düzelteceğiz. Tabii. Ben Kürt bir güzel Kürt daha var. Sizin de belki değil tanıdığınız bir Kürt. Şöyle demişti. Ali ben ismini bağışlasın. İlk Kürtçe etimolojik sözlüğünü yapan, Kürtçe etimolojik sözlüğünü yazan Ali Hüseyin. Ben Ali Hüseyin'in evet kim soruyor bana? ha yok, onun bir sözünü hatırlatmak istiyordum. Buyurun. Ya da ondan mı duydum? Ben tam hatırlamıyorum. Ama şöyle bir söz söylemiş. Duydum ben. Ondan mı aktarıldı? Evet, ondan aktarılmıştı. Ali Hüseyin Kerimi galiba. Şöyle, Kürtler her halükarda dindar bir millet. Solcusu da, sağcısı da, yani sünnisi de, efendime söyleyeyim, riya hak ehli de son derece dindar. Yani tutkulu hem de. Yani solcu Kürtler solculu bir din gibi yaşıyorlar. Ben o konuda katılıyorum tabii. Lütfen buyurun. Geçen gün Buyurun. bir Facebook'ta bir arkadaş bir paylaşım yapmıştı. Mahmut yazardır kendisi. Mahmut neydi ismini ben kitabı da kitapları da burada var. Uç bir Kırım'ı kitabının yazarı Gökten'le Evet. ilgili de. Sonra ben örnek verdim. Dedim ki yani bizim her birimizin dinle ilgili, Tanrı'la ilgili kafamızda, zihnimizde yarattığımız resim ayrı ayrı. O konuda örnek olarak Varuna'yı verdim. Hint tanrısı Varuna. Bu Ahura Mazda'nın Hindistan'daki karşılığı sanıyorum. Bu Varuna öyle bir kurnazdır ki kimse onu kandıramaz ama o herkesi kandırabilir. Şimdi Tanrıdır mı böyle? sen bu senin tanrın olduğu zaman kandırmayı sen bir erdem olarak görüyorsun. Erdem olarak gördüğün zaman o zaman sen kandırmayı bir üstünlük olarak görüyorsun ve milleti kandırmayı normal, gerekli bir erdem olarak görüyorsun, değil mi? Aynen Ama öyle işte. bu bir başkası eğer Tanrı olarak Hızır'a inanıyorsa işte Hızır yoksula yardım eder, şiddet kullanmaz, onun gibi olmak lazım,
mütevazi olmak lazım bilmem ne. Onun tutumu daha değişik olur. Değil mi? Doğru, Yanlış mı doğru. düşünüyorum? Ya da bir adam kendi kafasında resminde gördüğü resimde kendi aşireti gibi bir bedevi toplum gibi böyle şiddet kullanan, insanı öldüren bilmem ne olarak Tanrı'yı görürse o zaman oradan işi çıkar. Ama medeni bir toplumda işi çıkmaz. Çünkü orada Tanrı öyle olmaması lazım. Hristiyan'ın Tanrısına bakıyoruz, İsa'ya bakıyoruz, kendisini feda ediyor, bilmem diyor ki kendin için ne istiyorsan komşun için onu isteyeceksin. O Varuna'yla hiçbir benzerliği var mı? Varuna, kurnaz olması gerektiği herkesi kandırabilen Varuna'yla. Değil mi? Herkesin, insanlar kendi şeylerine uygun olarak Tanrı resmi çiziyorlar. Dolayısıyla bizim siyasetten, eşitlikten, özgürlükten anladığımız şeyler de farklı farklı şeyler. Şimdi bakıyoruz mesela Marx'ın kitabı bir tane değil mi? Marx'ın kendisinin yazdığı. Ama kaç çeşit Marksizm var? Bir sürü çeşit Marksizm var. Bir sürü diktatör olan da orada çıkmış. Bilmem ne olan da orada çıkmış. Nasıl bu kadar Stalin de orada çıkmış. Bilmem Kuzey Kore'nin lideri de orada çıkmış. Daha niceleri çıkmış. Katliam yapan Pol Pot da bilmem kendisine Marksizm demiş. Marksizm demiş. Biz insanların icraatları önemli. Ve insanlar kendilerini herhangi bir tabuya teslim etmemelidir. İnsanlar aksine tabular karşısında kendi kimliklerini koruma, kendileriyle tabular arasında ya da üstün olanlar arasında, üstün gösterenler arasında bir dengeyi oluşturma çabası içerisine girmeli. Zira onların üstünlüğü ancak başkalarını bastırmakla mümkün olabilir. Eğer bir yerde fazla üstünler öne çıkıyorsa bu ancak başkalarını bastırmak sayesinde mümkün olabilmektir. Mümkün olmuştur. Bu toplumun gelişmesine tabii son derece aykırıdır. Bu bizim toplumumuzda geniş taraftar buluyor ve henüz bir erdem olarak görülüyor. Bunun topluma hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Kendisini bize gerekli olan kendisine güvenen bireylerdir. Kendisine güvenen, kendisini başkasından geri görmeyen, kendisi imkanı olması halinde liderinden bilmem neyinden daha fazla ileriye gidebilecek nesiller yetiştirmeye bizim ihtiyacımız var. Onları köreltmeye, onları bir hiç yerine koymaya değil. Bugünkü Bravo. kuantal Bravo. kültürde etkili olan şey onları hiçleştirme üzerine kurulmuştur. Onu ben Bravo. lanetliyorum öyle bir şey diye. Tebrik ediyorum üstadım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Güzel ederim. Ben de ifadelerdi. teşekkür ederim. Hakikat şu ki herkesin tanrısı kendisine göre değişiyor. Kendisine benziyor. Veya ya tanrıyı kendisine benzetiyor ya da kendisini tanrı yerine koyup herkesi kendisine benzetiyor. Bunu tabii o Yani konuda Tanrı ben birdir, tektir ama herkesin kendi anlayışına göre bir Tanrı oluşturuyor ve bunu din bize dayatıyor. yani millet Tanrı yoktur diyor ama gidiyor en acımasız bir Tanrı'yı kendisine Tanrı olarak seçebiliyor bu iki insanlar içerisinde. Ne Aynen yapacak öyledir. şimdi? Hitler Aynen öyledir. birilerinin Tanrısı oldu. Doğrudur. Bizim bunlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Demin bir şey vardı, onu okuyayım. Sevgili kardeşimiz Murat Laser der ki Koçgiri coğrafyası toprağından çıkan bu muhteşem aydınlarımız Kemalizmi yerle bir edecek diye. Kemalist paradigmayı yerle bir edecek diye. Bunu da ben eklemiş olayım. Benim de öyle bir ümidim var. Böyle bir isteğim de var. Sizi görünce, sizinle sohbet edince bu ümidim daha da büyüdü. Daha da bir nevşu nema buldu. Emin olun. Yani o Teşekkür anlamda ederim. bu fırsat tekrar sayın hanımefendi bilgemiz, entelektüelimiz, münevverimiz evin çiçeği tekrar analım. Ben Kürt kadınının ne kadar
kadınla şükretsem, teşekkür etsem sanki az kalır diye. Onun için hep dile getiririm. İşte Evin Hanım, Evin Çiçek Hanım gerçekten bu anlamda kendisini takdirle, teşekkürle takip ettiğim bir hanımefendi ve bir bilgemizdir. Çok sakin, kimseye duyurmadan büyük çalışmalar yapıyor. Ama gerçekten büyük çalışmalar. Bu anlamda bütün Kürtlerin lütfen Evin Hanım'a yüzlerini dönmesini, onu takdir etmesini, onu sevmesini, yüceltmesini dilerim. Ellerinden ne geliyorsa çalışmalarını okusunlar. O açıdan Koçgiri benim acayip yüreğimde bir yerde, bir güzel bir yerde. Ama sanki yetim kalmış, sanki biraz bakımsız, sanki biraz ilgiden uzak. Kürtlerin sanki biraz daha fazla dikkat etmesi gereken, yoğunlaşması gereken bir kadim coğrafyamız. Üstadım bir şey Şimdi daha sorayım lütfen. Siz bunu ne dersin? 1900'lerin başına kadar Kürt nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı yer Koçgiri bölgesi. Şehir olarak Sivas. Siz buna dair ne dersiniz? Sivas sanıyorum en büyük şehirdi yani coğrafik olarak, çünkü o zaman Tokat, Amasya ve bunun gibi illeri de kapsıyordu o zaman. O nedenle çok geniş bir bölgeydi. Nüfus yoğunluğu olarak Kürt bölgesinden yoğun bir nüfus vardı. Sonra göçler yaşandı. Zaten daha Birinci Dünya Savaşı öncesi göçler başlıyor. Adana'ya göçler var. Sayın Beyliğe, bizim aşiretin bir kısmı orada Sayın Beyliğe. Daha sonra Maraş'a gidenler var. Kendi içlerinde çatışmalar sonucu göçenler var. Kayseri'ye, Tarız'a. Daha sonra İlk göç veren illerin başında Kürtler arasında Sivas gelir. Şu anda köyler bomboş. Yani benim köyümde bizimkisi mezradır. Hiç nüfus yok. Merkez köyde, Alişer'in köyü bizim merkez köy. Orada da 2-3 hane var. Bazı köyler bomboş. Şimdi şöyle bir şey de var. Coğrafya olarak yani Dersim gibi aşağı yukarı. Dersim daha güzel falan ama tarıma elverişli değil. Öyle bir problem var. Bir de bizim bölgeler arası da dağlar geçmişte ulaşımı engellemiş. Yani geçen gün birisi de şey yazmıştı. Başkaları da böyle epey beğeni göndermişti. Şuraya göçmüş olsalar da bilmem ne oldu da, ama göç edebilmek için orada endüstri olması lazım, ekonomi olması lazım. Ekonominin alt temellerinin olması lazım. Bu nasıl olacak? Devlet bu konuda çaba göstermiyor. Özel şey yok. Şeyin toplumu geçindirmeyle ilgili de bir sorumluluğumuz var. Yani toplum geçinecek ki toplum ilerlesin. Buna da dikkat çekmek gerekiyor. Ondan sonra evinle ilgili dediğiniz şeyler, evin üretken bir bayan. Kendisini takdir ediyorum o bakımdan. Ama şeyin bizde yazarların, sadece yazarların değil okuyanların da çoğalması gerekli. Bir de biz genellikle Mehmet Uzun mesela benim arkadaşlarımdan da bizden daha büyüktü. Biz kendisine saygı gösterirdik. O dönem diyordu ya, biz Kürtler birbirine benziyor. Gerçekten ben anlam veremiyordum o zaman, çünkü bizim aramızdaki bütün ayrılıklar, ufak ayrılıklar dahi ideolojik olarak gösteriliyordu. Biz aslında ideolojik ayrılıkların olması normaldir ve gereklidir. Bizim aramızda ayrılıklar olması lazım. Herkesin aynı olması gerekmiyor. Ben kendi içimde ayrılıklar taşıyorum. Dün doğru gördüğüm şeyleri nasıl savunmuşum diye bazen hayret ediyorum. İnsanların değişmesi lazım. Ayrılıkların farklılıkların olması lazım. Farklılıklar birer zenginliktir. Bizde de farklı açılardan dünyaya bakan birçok yazarın, entelektüelin, bilim adamının olması lazım. Bizde farklılıklar olduğu zaman, kendi temelimiz üzerinde yükselen farklılıklar olduğu zaman bizim dünyaya da ulaşabileceğimiz farklı kesimler de çoğalacaktır. Bu bize başarıyı getirir. Evet. Çok doğru.
Üstadım Alişer pirimiz ile Zarife Hanım'ın mezarları belli midir? Nerededir? Belli değil yani, saflanıyor bilmiyorum nerede olduğu. Sadece Alişer'in değil, Şehzade'nin de diğerlerinde herkesin mezar yerleri belli değil. Muhtemelen şundan korkuyorlar. Mezarları olursa bunlar haline gelir yani. Böyle ziyaretler çoğalır. Yeni bir Kabe olur bunların mezarları. Kürtlerin Ya, ya. Kabe'si olur Doğru, diye doğru, korkuyorum. doğru, doğru. Böyle bir Üstadım Çeto Ömer'i kardeşimiz, münevverimiz yüreği Kürt sevdasıyla dolu şöyle bir sorar. Mamos'ta acaba Türkiye kurulmadan önce Kürdistan coğrafyası ne kadar kuzeye uzanmaktaydı? kurulmadan Kürt coğrafyası kuzeye ne kadar önce uzamaktaydı? Çato Ömer'in İsveç Kürtlerinden bir tanesi. Ben de İsveç Kürtlerindenim. O yüzden yabancı değil o tür şeyler. Biraz yani Ermenilerle çatışma şeyini ben çatışmaktan hoşlanmıyorum. Şimdi Ermenilerle Kürtlerin Hayır, o geçmişi galiba orayı sormuyor. Orayı sormuyor. Galiba kuzey derken Sivas'ı falan kastediyor. Ben öyle anladım. Sivas'ın ne evet. kadar kuzeyine düşüyor? Ne kadar gidebilirsen o kadar. Ama demin siz söylediniz Amasya'da Kürt coğrafyasıydı. Evet, Amasya'ya kadar gidiyordu. Şimdi şeyin Mitraides demiştim ya, kendi ismini ismi Mitra, yani Mitraides, Mitra demek. Ondan sonra soyadını Yunanca olarak değiştirmişti. O dönemde Evet. Pontus Part devletinin bir parçası. Parçası oraya Amasya, Tokat'a kadar gidiyor. Oralarda yoğun bir Hint Avrupa şeyi var. Zaten bu Türkiye'deki Alevilerin bir kısmı gerek Tokat, Amasya, gerek Yozgat bilmem ne, bir kısmı Kürt aşiretleridir eskiden. Ben Aynen hepsinin Kürt öyledir. olduğunu söylemiyorum ama önemli bir kesiminin Kürt olduğunu, bu Celavi ayaklanmaları falan diyorlar. Hepsi Evet. onlar ne oldu? Yani isimlere bak, isimleri görüyorsun, aşiret Kürt aşireti birçok. Bu konuda araştırma yapan arkadaşlar bir harf değiştiriyorlar, Doğru. Doğru. başka bir şeye Çok şahane. dönüştürüyorlar. Bu arada Çeto Ömer'i de size selam, sevgi ve Nereye saygılar sunuyor. Onu da belirtmiş olayım. diğer bütün arkadaşlarla selamlar, Eyvallah. zaman zemadan olan Evet. Üstadım, 3 saate yakın bir zaman dilimi oldu. Bir saatinizi daha fazla çaldık. 2 saatte anlaşmıştık ama 3. saati de doldurmak üzereyiz. Eğer şunu söyleyeyim, ben sizinle çok gurur duydum. Bir Kürt olarak sizi çok sevdim. Gurur duyuyorum. Ülkemin güzel bir beldesinin güzel insanlarısınız. Ben şahsen hem gözüm hem de yüreğim doldu. Müteşekkirim. Söylemek istediğiniz son sözler nedir? Bu programa dair. Yoksa biz daha çok beraber konuşacağız. teşekkür ederim. Şimdi Estağfurullah. bizim yani Kürtlüğünde inat eden Kürt aydınlarının şöyle bir problemi var. Yeterli sayıda okuyan insan yok. O yüzden biz görüş alışverişi yapamıyoruz. Birbirimizi zenginleştirmede yetersiz kalıyoruz. Özellikle benim kaldığım İngiltere'de, şu anda ben İngiltere'de kalıyorum. Son derece sınırlı. Eskiden okumaya olan ilgi fazlaydı. Belki biz yanlış şeyler okuyorduk, yanlış yönlendirilmiştik ama okumak, araştırmak iyidir, güzeldir. İnsanın söyleyeceği şeyler olduğu zaman insan kendisi de öğrenir. Onun hiçbir sınırı yok. Bizim bildiğimiz şeyler bilmediklerimizden çok fazladır. Bildiğimiz şeyler bilmediklerimizden çok daha azdır. Herhalde öyle demek lazım. Öğrenmenin sınırı yok. Öğrenmek ve öğretmek
şeyimiz olmalı. Zaten amacımız olmalı yani. Böyle o şekilde zenginleşiriz. Hayat o şekilde Eyvallah. zenginleşir. Eyvallah. Mutlu oluruz Ekrar. yani. Herkese bu vesileyle mutluluklar diliyorum. Eyvallah, eyvallah. Öğrenmenin Vallahi sağlayacağı yüzünüz gülüyor, mutlusunuz. Mutlaka etrafınızı mutlu ediyorsunuz. Bilgeliğinize, derinliğinize hayran kaldım. Müteşekkir ben teşekkür ederim. üstadım. Estağfurullah. Teşekkür Yalnız ederim. üstadım, bu bir mukaddime, bu bir giriş. Ben daha sizin peşinizi bırakmayı düşünmüyorum. Sizinle nasip olursa bugün sadece sizi böyle bir genel itibarıyla hem rahatsız edelim, biraz şeyi ve geniş yelpazeyi geniş tutalım istedik ama mutlaka sizinle Koçgiri'yi konuşalım, mutlaka Alişer'i konuşalım, Zarife'yi konuşalım, çocukluğumuzu konuşalım, tekrar dedemizi konuşalım. Yani konuşacak sizinle çok şey var, çok konu var. Ve mutlaka bunlar Kürtlere ulaşmalı. Sizin sesiniz de Kürtlerin kulaklarına okunmalı diye düşünüyorum. Üstadım, ben programı kapatacağım. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Selametle kalın. Uzun ömür yaşayın. Sağlıkla Güzel yaşayın ki sözleriniz biz size için daha teşekkür fazla ediyorum. istifade edebilelim. Dinleyen bütün arkadaşlara selamlar. Herkese başarılar. Çok sağ olunuz. Oldu. Sizler sağ olun. Müteşekkiriz tekrar. Oldu. Hadi, bay bay. Bay bay. Sevgili Kürtler, sevgili canlar, dostlar, arkadaşlarım, ben tekrar yalnız bir dakika üstadım. Evet. Hepinize, ilginize, alakanıza müteşekkirim. Doktor Ali Doğan'ı bugün misafir ettik, bu akşam misafir ettik. Çok da böyle spontane oldu. Kendisinin lütfundan, bize olan anlayışından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Kırmadı bizi. Bu onun kurdi ve insani yüreğinden dolayıdır. Koçgiri bizim için çok önemli bir yer. Kürtlerin tarihinin gerçekten kırılma yaşadığı dönemlerden bir dönemdi. Onun için bütün Kürtlerin burayı çok iyi bilmesi lazım. Düşmanlarımız, işgalcilerimiz neden sürekli bizim kadim kodlarımızla oynar, oraya saldırır, orayı yok etmek ister, hafızamızı sıfırlayıp yeniden virüs ekleyerek kendi formatıyla bizi şekillendirmeye çalışır. İşte mesele buydu. Biz Reha Hakkı konuştuk. Nasip olursa bir akşamda biz başka dilimde de Reha Hakk'ın inanç boyutunu konuşacağız. Hüznünü konuşacağız, insanlığa ve bize verdiği şeyleri konuşacağız. Bu anlamda hepinize müteşekkirim. Dikkatiniz ve paylaşımlarınız için selametle kalın. Untevbimine khiru koşida ve hatriva ve jikurdu kursa.